Hoş geldiniz. Ne haber gençler? Ay dokunmayın çok fena hayır. Dalladayık. Bak kuşturmuş bile hayır. Dallada işlerimiz var dalla. En son biz ne yapıyorduk? Unuttum. Kanola şey ettiydik galiba bütün arazilere. Sanırsam galiba. Umuyorum sanıyorum. Şuradan anlarız abi. Aynen oradan bir dürt bakayım. Kenöle. Kenöle. Olayına kanola basmışız demek ki. Şş, 32'de kanola basmış lan. Olabilir. Alalım mı işini denk gelirse? Denk gelirse tabi. Şöyle kanola hasadı ne zamandı? Haziran mıydı? Temmuz muydu ya? Bakalım. Kanola. Temmuz. Temmuz'a tarih. Eylül. Uyu baba. Uyumadan önce bir hayvanlar. Hayvanlara bakalım. Şeylere de bak. Tamam. İş, çalışma işletmelere. Fabrikalar. Domatesler fullemiş. Suyu bitiyor. Su. Baba su istiyor. Şimdi. Ha bizim tanker gölün içinde duruyor dedim ben. He, paslanacak o da orada. Oğlum çok antin kuntin yerlere koyuyorsun malzemeleri ya. Harbi var ya yani. Tuhaf tuhaf yerlere sokuyorsun. Bu niye burada kalmış? Bak terbiyesizi. Evet bunu koydum. Sen onu şey ederken ben şuradan bir ufak bant çekeyim kanka. Ya olur olur. Benim bir sürü şeyim vardı burada da. Ha hatırladım. Onu hatırladım. Şu an hatırladım. Arada kafa gidip geliyor. Buranın ağzını ettik ya. Düzleyeceğiz derken lan çok da paramız gitti ona var ya. Ne diyor oğlum? Tır daha rahat giriyor boş versene. Vallahi billahi. Çok daha rahat giriyor tır abi sen şey yapma yani. Zaten domatesler de fullemiş abi domatesleri almak lazım. Suları koyalım da. Ve suları bir daha atalım. Şu domatesler cortlamış abi yani. Şu an domatese 8000 litre gerçi onun şeyi küçük olduğu için çabuk doluyor tabii de. Oğlum bütün tankeri aldı lan. 35 binlik olan ya oğlum o. Doldur tankeri bir daha ne diyeyim oğlum. Oğlum daha 3 sene daha var. Yapacak bir şey yok. 1000 küsur kalmış oğlum istedim. Hiçbir şey kalmamış. Yani içeri de boş bir şey kalmamış aga. Mecburen. İşin güzel yanı ne biliyor musun? Seraların dibinde golümüzün olması. Oğlum biz onu oraya koyarken bunu akıl etmemiştik. Şansa denk geldi yani. Su seviyesi düşüyor. Nasıl yani? Bir yağmura bakar buranın dolması. Gölün su seviyesi mi düşüyor? Gölcük oğlum burası. Düşmez. Düşmez. Yapmaz öyle bir kötülük o. Oğlum öyle bir mekanik bak. Yazdılarsa ağzımıza tükürür bizim ha. Lastiklerin hızasını indir. Lastiklerin üstündeydi. Yağmurla hava az kaldı ya. Geliyor. Bir yağmura bakar. Oğlum burada su biterse bu sefer başka göletlerden su çekmek zorunda. Burcu bir şey soracağım sana. Acaba böyle bir tanker. Ha. Araçlara da şey pompalar mı lan? Suyu mu? Sanmam. Çünkü alırken özellikle baktık su şeyi çıkıyor. Bitti. Ne zorlandı be. Bir ufak zorlanmasında sıkıntı yok abi.
türlü yapamamıştık. Böyle yapamadık ya, burası bir şeye takıldın orada. Bence tırın altı vurdu. Yuuu! Bığı gitti. Buradan dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Dolduruyor muydu? Görmedim. Zaten hepsini alacak. Vii. Oğlum çok yamuk yapmışız lan. Kaldım orada. Hadi aslanım ha. Güçlü abi, motoru güçlü diye şey ettik biz bunları yani. Ağaca takıldın. Her türlü dereye gideceğiz yine. Hayır, şöyle bir şey var şimdi. Biz bunu... Oğlum ne güzel geliyor lan kulağıma sesler. Ben sana bir söyleyeyim mi? Biz var ya kanaladan para değil de... Bak şu bizim yağ fabrikamız. Şu fırınımız. Şu da fırınımız. O da fırınımız. Yanındaki o fırın, o şu ev gibi olan fırın işi bitince onu yıkacağız, satacağız da dur bakalım onun içi ne zaman boşalacak. Ziya takip etmiş. Sağ ol Ziya. Hoş geldin. Hoş geldin kardeş. Bak bak. Bakalım bak. Bak. Kırmızı madır adamı. Muradına erdin mi? Ben Dominar'a da kırmızı alacağım acaba. Kırmızı istemiyorum dedi, şimdi kırmızıdan vazgeçemiyor ya. Yok, yanına Atatürk'ün imzasını yapıştırdım ya, beyaz güzel duruyor. Siyaha da olur oğlum o. Siyaha da olur ya. İçimizi karartmayalım be. Ben siyaha... Hayata renkli bakalım. Ben kırmızı siyah seçmedim. Ömür abi ne diyordu? Kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun. Vallahi kırmızı diye seçmedim vallahi. Ne denk geldiyse uygunu onu kaptım. Hiçbir şeyim yoktur yani. Oğlum oyunda bile kelepir malzeme denk getirince affetmiyorum lan. Dedi ve aklıma bu geldi. Bir içer. Ufak mı? 13,5. 13,5. Bizdekiler 20 kötü. Bizdekiler bayağı büyük. Bizdekiler maşallah. Bizdekiler 20'lik. Ama şu... Hiçbir işimize yaramaz. 40 bin litre. Gerek yok oğlum. Affedersin yani 60 binlik romork var lan. Bu otoludurlu mu? Değil. Değil. Bir işe yaramaz. Başka var mıydı lan devamı? Varmış. Bu ne lan? Sprey makinesi, gübre ve herbisit için. Onunla gübre atmak çok daha kısa. Kocaman o, 45-50 metre oluyor aşırı zaman. Alsak mı? Paramız yok. Domatesleri satacağız. Bakarık. Biz satak lan, domates çok para vermiyor ki lan. Ha yine bir şeyler geliyor da yani çok bir şey vermiyor yani. İşin komik tarafı, sistemsel olarak baktığımız zaman, şimdi biz şu anda yağ fabrikasını fullledikten sonra bizim bir de şey yapmamız lazım. Ağırlıklı yulaf binip bir miktar ayçi çiçeğine öpücük atmamız lazım. Evet. Zaten ikisinin ekim zamanı aynı. Sadece hasatları farklı. Yani biz buradan malı çekeceğiz. Yulafla ayçiçeğinin ekim zamanına göre ayar yapacağız. Gır 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 gır
Kırmızı Ramalık yakınındaydı. Evet. İstersen domatesleri çıkart, ona göre yanaş. Karar senin. Öyle yapacağım zaten. İlk baş bir dağ halktı. Mip mip mip. Ya bu oyunun ağaç mekaniklerini düzeltmesi lazım bence. Ağaçlar çok bug'a giriyor abi. Lan bir sokamadın lan. Soktum işte. Açıl sustam açıl. 8'li mi alıyordu burası? Öyle bir şey olması lazım. Domates! Yapıştır. 16 paletti. 8'li aldı galiba. 8'li ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'li alıyormuş. Allah Allah Allah, değme lan. Oğlum biz oraya yine yamuk mu yapmışız lan? Evet. Çok beceriksiziz arkadaş. Bir şeyi düzleyemedik oğlum ya. Hepsini yüklüyor mu o? Yüklüyor. Hepsini aldık demek. Onu yüklüyor. Biz burayı hemen paket. Bunların satışını yaptıktan sonra yine de bence o spray cihazını alacak kadar paramız kalmaz. Fakat kral. Hı. Gübre romorkunu satabilirsin o makineyi aldığın zaman. Sıvı gübreye geçeceksin ya. Hı hı. Ama sıvı gübre biraz pahalı söyleyeyim. Az bir tuzluluğu vardır yani sıvı gübrenin. Ama tabii iş daha hızlı bitecek. Alet bir açıyor kanatlarını 30-40 metre. Açaydım kollarımı gitme deyeydim. Şu otoludur var ya. Yazan mühendisten Allah razı olsun. Bunları forklifle falan yüklüyorduk biz 2019 modelinde bunu. Bitmiyordu ya. Hadi gönder baba. Yükle. Akıt gelsin. Sen açıl. Bunların hepsi sığıyordu değil mi bizim remorka? Abi bizim remork 40 bin litre. Oğlum bazen hangi malzeme neydi unutuyorum lan. Çok fazla malzeme var. Traktörler bilmem neler bitmiyor ki. Biz neyi keşfetmiştik la geçen yayında? Bir tane şey, o... Pullu kullanmamıza gerek kalmadığını. Heh. Sabanı çaktıktan sonra taşları topla, yardır gelsin. Daha doğrusu önce gübre at, sonra taş topla. Doğru, domatesin şeydeki limiti düşük olduğu için, kasası düşük olduğu için Selen içerisinde tek kasada alıyorduk onu. Biz şeyi alamıyorduk. Çileği alamıyorduk. Çileği alamıyorduk. İki tur, üç tur mu ne yapıyorduk? Evet. Ekmek var mı? Ekmeğine git. Ekmeğine git, ekmeğine. Vurgu iyi mi? Şimdi ekmeğin sıkıntısı var şimdi. Ekmek 7000'lik hemen dolu veriyor. Zaten o fırının bir tanesi bir bitmediği için retti beni. Onun yerine de o fırından alacağız değil mi? Hayır, almayacağız. Onu göndereceğiz. İki fırında devam edeceğiz. Oradan çıkan boş ver. Biz bir şey alırız zamanla.
Daha mısır gevre fabrikası da alabilirdik yani. Biraz pahalı gerçi. Ama mısır yetiştirmek lazım. Tarla alacağız, tarla büyüyecek ki ham madde yetiştiremedikten sonra fabrika bir alta yaramıyor biliyorsun. Ama mısır gevre fabrikası yulaf kullanıyor, onu biliyorum. Hatta mısır gevre fabrikası yulaftan yulaf gevreyi yapıyor. Şey yapıyor, fit yapıyor, fit. Fıtı 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 fıtı. At gibi yulaf mı yiyeceğiz? Südüne yersin, südüne. Sigindi yok. İçine muz da at. Muz, yani bağırsakların sağlamsa at. Aksi takdirde kabız yapar, o da adamda sinir yapar. Üstüme yoktur. Çok zorlama bari, yırtılmasın. Yırttım mı ne biliyorsun? Ya arkadaş, kendimi Çankırı'da buğday tarlasında traktör sürüyormuş gibi hissediyorum şu an. Bu nedir ya? Bizim orada traktörünle pek bir şey yapmıyorlar kardeşim. Bizim... Bak 30 bin litre mis. Fiyatına baksan lan belki. Bakacağım, dur şimdi. Fiyatı düzgün bir yere verek bir bari. Bir çevirek de. 3 kuruş para gelsin. Dur. Bu menüdeyken hazır ekmağına bak bakayım ekmağına. Ekmağına yiyecek. Öbür fırınlara bak. Ekmağı da toplayacağız kardeş. Şu mamülü biten fırın hangisi acaba? Bu eski tip fırın. 518 onu hiç sallama abi. Direkt satarız o fırını gider. Ondan kurtulacaktık ya. Evet. Önce malı satalım abi. Domates. Grosser iyi veriyor. Grosser'e gidiyorsun. Şaşma bildik yoldan kardeş. Etme şekle muhabbet. Aha. Kapılar açık unutmuşuz. Kapalı. Kapılar açık unutmuşuz. Kapatsan oğlum. Zivri zinek falan girer. Böcüklenir böcük böcük. Mahsul yalan olur ondan sonra. Ben sana söyleyeyim, o fırının boş çıkacağı yer var ya. Oraya bayağı fabrika girer. Orası bayağı alan. Ne koyacağız oğlum fabrika? Boş ver oğlum, lazım olur. Alan boş kalsın. Allah Allah ya. Böyle mi koyarız? Oraya koyun saklayız. Koyunu buğuca sokarız. Oraya tekstil fabrikası koyarız biz. Oğlum hepsini tek bir yere toplayacağım. Tekstil kent kuracağım ben. Bir tek Esenler'de olmayacak. Benim oyunumda da olacak. Kendini Bağcılar'da sanma lan. Gazi Osman Paşa'dasın. Fark etmez kardeşim. Yani ben bugün Bağcılar, Yeni Bosna, Bahçeli Evler, Şirin Evler, Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa, İstanbul turu attım zaten. Ayrıca motosiklete bir direk takalım diye, ayaklık takalım dedim. 2,5 saat ustayı da perişan etti, beni de. Olur. Yemin ediyorum bir şey almışız takacağız diye. Bana matematik programı problemine döndü, ustaya mühendislik problemine döndü şey. Kafayı yedik orada ya. Bir demiri sokamadık motora. Allah bereket versin. 30 bin ton. Ne verirse kar kardeşim, yani para lazım. Ekmeği de sattık mı? Ekmeği yiyeceğiz. Ekmeği de ekmeğine yiyin. Of, domates var, ekmek arası domates yapalım. Peynir de lazım. Ne diyor lan? Bizim bu arada kendisini belli etmek istemeyen bir misafirimiz daha var. Gençler. Ekmek yoksa pasta yiyin, pasta yoksa da aç gezin lan. Tam olarak bu noktada kendisi. Çay yok, bok için. Domates yok, yemeyin kardeşim. Sen nasıl konuşuyorsun lan müşteri? Sana istediğim gibi konuşurum. Bakacağız. Bakacağız. Ben Duba yolumdayım, gidiyorum. Duba yok. Kafasına göre çeviriyor. Duba yok. Biz kimi yok. Bir şey yok. Bakacağız. Bakacağız. Ben, benim dayımın oğlu neydi? Amca oğlu muydu? Kuzeni miydi? Amcası mıydı? Eniştesi miydi? Benim dayım Beylikköprü İlçe Belediye Başkanı var. Turanlı'ya. Bakacağız. Bakacağız. Oğlum troll de gelse güzel olurdu şimdi. Belli olmadı oğlum, onun sağa sola zart diye çıkar o. Kamyondan bağlanabilir yani. Adam kamyondan yayına geliyor. Ben traktör, ben tır sevmiyorum, ben kamyon sürüyorum diyor.
Hadi 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 hadi. Ekmağı da toplamak lazım, ekmağı. Ama şu an Eylül gösteriyor ya tarih oyunda. Ekmaktan gelecek, ben sana söyleyeyim ha. İyi hatırlattın lan, ben direkt bahçeye gidiyordum şimdi. Bok var bahçede. Ekmeği bırakma oğlum o. Bir gün uyutalım mı? İçini boşaltsın. Oğlum, ekmek kalmadı ki. 851 litre mum var ya. Ha sen diyorsun ki fırınların hepsi full dayasın. Burada kal o zaman, bekle burada. Burada kal. Çünkü oradan palete göre gireceksin ya. Motoru kapatla. Tablo uç direkt şeye. Ünumorga. Anladım dediğini. Çekebildiğimiz kadarını çekelim içinden diyorsun. Feda ettiğimizde feda olsun artık, olacak o kadar. Yamur yayı. Ben sana bir söyleyeyim, biz işletme almak yerine şey yapalım. Bundan sonra biraz daha arazi yabanalım abi. Yağmur yağar. İnceden seni gördüm pencereden. Kırmızı motor. Lan ne kadar kötü seksizsin lan. Lan başka rengini bulamadın mı lan? Bak 9 litre kalmış. Mis. Bunlar diğer büyük olanlar değil mi? Evet. Yes ma boş. Unumuz varsa basarak un içine ya. Dur şimdi içindekileri alalım. Önce bunu boşalt. Boşaltalım ve satalım bu lanet şeyi. Şekilsiz çirkin şey. İki palet alıyordu bu değil mi? Evet. Aynen. Otoluğudur ayarla baba, arka arkaya çak. 40 binlik şey var, 7 bin olduğuna göre fırınlarda sıkıntı yok. 3 fırını tek Ronald'da her türlü alıyoruz zaten. Nerede oluyor? Ya 3 fırın da fazla kanka, 2 fırın yeter. Yulaf yetiştiremiyoruz abi. Sömürüyor resmen. Az daha aldı. Şeyden ne kadar geldi domatesle? Bak. Şeyden bak, eskiye de gir. Dolar işaretine gel. Bak Eylül'de gelir gösterecek. Bak. Satılan bina ara satısı, üretim maliyetleri. İndir aşağı doğru. Yapa, süt, domates diye çıkacak orada. İn aşağı. Çıkıyor. Dur. Oğlum en son aldığımız parayı niye görmüyoruz lan? Döverim ha. Su masrafı. Eylül burada. Yukarı doğru çık. Satan ürünler 26 bin. Bak gösteriyor. Orada şeyimiz var ya abi, muhasebemiz. Stüyüm. Gönder kardeş. Doldur gitsin. Kamyonu o tarafa çektiğimiz zaman direkt inşaata gir de bunu dehletsin. Bilmiyorum yıktığımız zaman geri bir ücret ödeyecek mi bize de. Diyor, gaz yapmış. Üretimde sat çıkıyor mu? Çıkıyor. Değer 20 bin. Allah bereket versin abi. Teşekkürler. Allah razı olsun. Öbür fırınlara buraya güzel bir şey kurulur zamanı geldiğinde. Şimdilik boş kalabilir. Şimdilik. Yolun ortasında kal istersen kanka. Bir paletleri indir. Bunlar 8 palet alıyordu değil mi? Yok 6 palet miydi? Oradan değil, arkadan bir yerden de o. 8 palet olması lazım. Yani tek seferde hepsini alır. Gönder abi. Budur abi. Öbürünü de gönder. Biz bu fırınları özen değiştirmiştik doğru ya. Palet hafızası şey büyük diye. Evet. Şimdi çakışmaması için ilk başta şuraya bir girelim. Çakışıyor sonra. O uçtakini de Allah'ın gerizekalı. Aldık. Şuradan bir manevra alacağım. Zaten çıkacağım. O doldururken de ekmek fiyatına bakalım nereye gideceğimize. Doldur şucu.
Grosser gene. Yüksek veriyor ha. İyi veriyor lan. 256 en yüksek grosser veriyor. Ama iyi veriyor diyorum yani. Fena değil para. Almadı gelecek ya. Aha alıyor dur. Ben yaptım onu. RL aldım. Ha. Otoloader görmedi o zaman. Sanırsam galiba. Çakışıyor ya. Umuyorum sanıyorum. Git grosere baba. Çak gitsin malı ya. Bu arada ikinci adıran bir alet gördüm bu arada. Kaç istiyor? Oh. Bak bak. 9000 litre alıyor. Bu mu? Evet. Kaç metre? Bak bak kollara bak. Altta yazıyor kaç metre. Ahını satayım. Neredeyse 50 metre. Düşünsene gübre ne kadar kısa sürede bitireceğimizi. 50 atarım lan. İki turda bitti. 50 atarım lan. Diyorum ya iki turda bitti abi. Gittim geldim bitti. Bizim tarlalar boydan boyu 100 metre değil ki anasını satayım. E tamam öyle tarlalar da var da biz onlardan almıyoruz. Şimdi paramız yetmiyor. Bir de şu tren yolunun altındaki yamuk tarla vardı ya alacağız diyorduk ya. Aha. Alacağım ulan onu artık. Ekmeğe bak ekmeğe. 20 ton. 20 ton çarpı 2256. 2556. 2556 mı? Fena koyacak. Pis koyacağız. Bir de bence şey yapalım kral. Ekmek için bir romork alalım artık. Serkan. Çünkü o, biriktirelim ekmeği. 14'te bir satıyoruz yoksa. Ufaklardan alalım bence. 20 tonluk var ya. Ha tek seferde doldur götür. 20 tonluk mu alalım? Ekmeğini 14-14 satalım diyorsun yani. Yani. Ben şey dedim. Bundan mı alalım diyorsun? Bundan alıp koysak diyorum 40.000'i doldurup da götürsek. Oho. Bal gibi. Toplu koysak malı. Çok iyi olur biliyor musun aslında? Çünkü para toplu geldiği zaman yatırım yapabiliyoruz aga. Biraz 200 küsür bin istiyor o aleti alamayacağız kral. Aleti maleti boş ver. Krediyi ödeyelim biz. Krediyi bitirelim. Biz o krediyi bitirirsek zaten tek seferde abandık mı bir anda büyüyecek zaten iş. Boku çıkacak ama artık yapacak bir şey yok abi. Bu kadar fabrikaya benim ham madde üretmem lazım. Başka çarem yok yani. Daha koyun alacak la. Ot ekecek ot. Oh 52 bin verdi. Hay maşallah. Bizim bu arada ballar. Ne hale? Bakmadık. Bir de gitmeden 2 dakika escape'den baksana bizim tahıl değirmeninde un var mıydı? Olma mı? Oğlum bak bunu alalım içinden kanka. Hı hı. Çalıştıralım içindeki yulafı da bitirsin. Bu unu da fırınlardan birine yasla. Nasıl? Çalışsın yani. Fark etmez. Sonuçta ekmeği çevirmemiz lazım abi. Unken çok bir para etmiyor biliyorsun. Evet. Yani ekmek yiyen daha çok para ediyor. 2500 diyor abi. Tonla görmüyor musun? Oğlum yağdan pis koyacağız. Dur lan. Hazır aklındayken. Eksi 800. Ay yapıştır 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 yapıştır. Orada bir 25 bıraksan yeter bize. 50 kalsın şimdilik. Uyuma payı. Hem uyuma payı hem de kelepire bir şey çıkarsa. En azından fazla kredi sunmamış oluruz. Ya o da ayrı bir şey de tabii kelepire bize lazım olacak bir şey çıkması lazım. Aa iyi makineymiş bize de lazımdı diyeceğimiz bir şey lazım. Tabii. Bu 8'li palet atıyordu değil mi? Yok. 6. 6'lı olan bu muydu şey miydi? Yağ mıydı? Yağ 4'lü müydü? Galiba bu 6'lıydı kanka ya. Bu 6'lı. Ya 6'lı ya 8'li. Ya gönder full kaşlattığını görelim onu mu düşüneceksin ya? Full bas. Ne atıyor görelim baba. 6 attı. 6 attı değil mi? Doğru saydı. Evet 6 attı. Hepsini alıyor mu lan o? Almıyor. Almıyor oğlum. Aç. X'e bas aç. Al. R'ye mi bastın? R'ye bastım. Neden almadı? Habire basıyorsun değil mi? Şu an. Evet. Daha yakın olacağız demek ki. Ne kadar yakın olmamı istersin? Ne?
Al çocuğum. Alıyor. Karıştırma beni. Gönder. Şey, gitmeden de bu fabrikayı da çalıştır da un yapsın pezevenk. Kalan içinde zaten 3 kuruş bir şey. Onu da un yapsın bari de. Fıtı alıyor, fıtı fıtı. Aşağıda çalıştır. Tamam. İlk fırına önündeki ilerdekine boşalt abi. Artarsa da öbürüne boşaltırız. Yani. Ne? Artacağına eminim. Mukadderat. Kasanın içinde kalmasın mı? Kalmaz, kalmaz. Şu kasada kalırsa bayağı yorar bizi yani. Cidden yorar eşşoğlu eşek. Şimdi 3-4 gün uyuduk mu zaten gene fırınları fulleyecek. Bal ne yaptı ona da bakmak lazım tabii geçtiğimiz zaman. Bitti mi lan, hepsini aldı mı? Hı hı. Vay, 30 tonu aldı ayı. Hepsini aldı bıraktım oraya. Balda neler var acaba? Balda iyi para veriyor. Çok önemli bal. Şu an çok önemli. Stop. 21. Hey, davukların durumu ne? Yımırda. Hayır, onu... Şeye gitmeden göremiyorduk değil mi? Maalesef. Yemleri var da. Ha iyi. İyi. O zaman Zbaroski. Yani artık uyuma mod 10 diyoruz. Uyandığın anda ikinci ele bak. He. Ne olacağı belli olmaz, bir şey çıkabilir. Ucuza getireceğiz abi makineleri. Sonra tamir ettirmekle uğraşıyoruz ama en azından bir müddet işimizi görüyor yani. Tarlalarla gübreleme işimiz yok. Sadece hasatı bekliyoruz. Hasatı bekliyoruz biz. Gübreleme yok. Gel bakayım. Oh! O ne? O kaç ton diyor? 1,5 milyon. Şaka mı o? Da pahalı. 1,5 milyon tona yükseltilebilir mi diyor? Sanırım öyle bir şey diyor. 22 tonluk bak bu da. Aslında üçüncü bıçak için alınabilir biliyor musun şu yeşil? Bu da alınabilir. Fiyatına bak, at arabası. 2,5 katı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gömeceksin bizi, hiç gerek yok öyle bir halde. 1,5 milyon tonu vereceksin, baga girersen ne yapacaksın onu? Modo. Çok yüksek. 1,5 milyon ton diyor. Hangi kasaya dolduracaksın onu? Hı? Öğrenin en büyük kasası 60 bin oğlum. Tarlada tek seferde biçersin işte. Boruyu açar getirirsin silonun önüne. Boşalt gitsin. 30'la giden aletle uğraş işin yoksa. 47 yapıyor lan. Oğlum bizim önümüzdeki bıçakla bu bütün arazileri tek gidecek. Senin bunu alman için bizim biçerleri satman lazım. Bizim bıçaklar buna uyar mı uymaz mı bizim, bakman lazım. Bizim kredimiz şu anda yetiyor bunu almaya yalnız. Kredi payımız var biliyorsun. Lan bıçakla uymasa ne yapacaksın? Bunu mu alalım diyorsun? Ya bizim bıçaklar böyle bir alet için küçük abi. Bize kocaman bıçak lazım 20 metrelik. Şş, 2000 beygir. Ya, alınmaz demiyorum.
Ama bence fiyata uygun olanı almakta fayda var. Buna şeyi takar hazır bekletirsin, anladın mı? Mısır kafasını. Ki işimizi de görür. Ne diyorsun? Bence bu. Bir bakalım bakalım şöyle. Yükselttiğin 22 bin oldu. 200 bin oldu. Aynen. Sen onu 1,5 milyon tona yükselttiğin zaman 239'a ve 290'a vereceğini mi sanıyorsun? Bakalım mı? Yükseltti mi? Evet. Ne? Sıfır. Tekerleklerine bak bir de şuna. Motor kurulumunda motor da saplar. 351 bin oldu. Hihi. Oui. Hı. 354 bin. Şimdi öbürüne gel. Öbür biçere gel. Senin kredin yetiyor buna ha? 354 bin. Bir de bozuk o alet. Tamir ettireceksin onu. 200 bin. Motor en yüksekte zaten. Direkt 52 bin oradan koyuyor zaten. 200 bin. Bu ucuza geliyor. Motor en yüksekte 52 bin koyuyor. İstersen düşür motoru. Daha da yükseldi. Motoru düşüremiyorsun. Motoru bu şekilde alıyorsun. Bak tekerlek kurulumu da para. Evet. Bir çellik işimiz yok abi şu anda. Boşa para gidecek, hiç bulaşma çık. Uyu gitsin abi. Gereksiz para gidiyor çünkü. Harbi gereksiz para gidiyor. Evet. Koyuna geçmemiz lazım. Koyun koyun. Şey. Yahup. Alıp gelsene. Kapıyı kapatmayı unutma ama. Kendine dalacak mısın? Furkan abi. Ben içiyorum daha. İçiyorum abi. Çay iyidir. 300 küsur beygir. Hiçbir işimize yaramaz. Burası bu silaj makinesi. He. Bize yarayacak bir alet yok. Uyu. Oh, tamam. Herhalde tavuklarla arılar aynı birbirine yakın zamanda fullenecek. Bakarız şimdi ya. Bakarık. Yakın olacak gibi görünüyor abi. Tahılları var. Bir kontrol edelim kümesleri. Şunları bir kontrol edelim. 8 bin. Devam. 20 bin dedi mi o kasalar? 21, bu 20, o kasalar 20 binlik. Koy koy öyle koy. 26 bin. Daha var ya. İkinci ele baksana, belki değişmiştir. Dur bakacağım. Aynı mal. Şu duruyor. O ne lan? Balya makinesi mi? Direkt başına evet. Hiçbir işimize yaramaz. Bizim balyalık bir işimiz yok. Balyayla işimiz zaten hiçbir zaman olmayacak. Sağ olasın abicim. Bu malzemeler işi büyütmemiz lazım ya. Cama mı vuruyorlar? Sanki biri cama vurdu ya. Bir dakika sesler alıp bir bakalım mı? Yani bir bakmamız lazım ona, dur. Şöyle yapalım.
Geldik. Ya yine bizlik bir şey yok. Yine bizlik bir şey yok. Yani bence yok. Kanımca. Haber uyutuyoruz aslında. Şu malı bir çeksek. Balları mı? Kanolayı. Kenöle. Ondan iyi gelecek. Ondan çok sağlam gelecek oğlum. Pazar. Yumurta. Yine bizlik bir şey yok. 10 bin. 10 bin daha var. Sen yine ekmekleri kontrol et abi. Gerzek dolmuş olabilir. 30 bin oldu. Arılar sokmasın. Ekmek dolmuş olabilir. Tavuklar tamam. Un dolmuş. Onu çekeriz. Ama fabrikayı kapatalım. Boş elektrik yakmasın. Ekmek doluyor. Bunlar tamam. Doluyor. Payları var belli. Uy. Uyudum. Çatıya mı çıktım ben? Ne bileyim ben anlamadım ki. Bir yükseldi bir şey oldu ama. Bir yükseldim galiba. Hayır şöyle bir şey var. Şimdi kanalayı çekeceğiz. O çıkan kanala büyük ihtimalle yağ değirmeni fazla gelecek zaten. Günaydın. Yine bizlik bir şey yok. Bu ne lan? Ekim şey tırmık. Düşük bu traktörler. Bunlar bizim şu bu büyük de. Gerek yok. Devam devam. Ben bir yükselmişim. Çatıya çıkar mıyım? Çıkamadım. Ne yapacaksın damda? Yatırdım yatırdım çam dibine. Murat gelin damından atlayamadım yapacaktım lan. Oha. Küçükmüş bizdekiler daha büyük. Ha. Sent. Bizlik bir bok yok geç. Bizde dev makineler var abi yetmez yani o traktör bize zaten. Evet. Ekmek de dolmamıştır bence. Ekmek aynı ilerliyor zaten. Ne balları kontrol etmek gerekecek sadece. Hmm. Yine krediden dünyanın payını ödeyeceksin balları verince. Evet. İşin öyle kısmı var yani. Zaten pasif gelir kredi ödemek için kullanıyoruz ki abi ağırlık olarak. Aralık ayındayız daha çok uyuyacağız ya. Bir buçuk kasa bal yapar mıyız? Bence daha fazla yaparız onu da aralık mıyız? Ben olsaydım ama bal doldu. Bakacağım şimdi. Bakacağız. O bal kesin doldu ya. İkinci el kontrol. Pahalı bir biçer döver var. Şu traktör küçük galiba o traktör ya. 25 metreküplük tır kasası var. Hiçbir işimize yaramaz ki. 16 bin litre işimizi görmez. İşimizi görmez. Aynısı mı var bizde? Bir farklısı var herhalde. O da mı 500 beygirdi? Hmm. Boş. Bizlik alet yok. Yok. Bizlik bir şey yok abi. Ben gideyim balları kontrol edeyim. Bal dolmuş olabilir. Bayağı uyuduk çünkü. Ha. Biraz daha uyuduk mu full. Doğru mu? Evet. Bu tabii daha geç de olacak. 3600 kalmış. Daha uyurlar uyurlar. Yeter ya daha. Balı her türlü fulleyeceğiz. Yumurtayı fulleyemiyorsun belki ama bal fullenecek o belli. Kar gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Kar yağdı. Ulan adama da o şarkıyı canlı yayında açıklamasını yaptırdılar ya. Ben daha başka bir şey demiyorum. Üç bin vermez bir günde ya. Ama çok yaklaşacak. İyi.
Bir şey diyeceğim. Ekmeğin oldu. Bir bal ve ekmek satışı yapılacak demek bu, biliyorsun değil mi? Bir gün daha uyuttuğum zaman ikisi de satılacak. Zamanı yavaşlat. Zamanı yavaşlat abi. Zıbar o zaman. Bir kere daha uyuduk mu balları ekmekleri satıyoruz. Yine para uçacak. Evet. Aynı romorkla satarım ya, beyazla. Balları satarım, ekmekleri satarım. Romorku yerine koyarım. Ekmekten orada romork var. Abi bir daha romork değiştirmekle mi uğraşayım ya? Ya hazır oğlum romork aynı şey oğlum işte. Ha, aynı otoludur işte. Ne, hazır romork takıldıyken. O zaman... Ya hak diyorsun. Tavukların yemi de bitmiştir, ben söyleyeyim sana. Onları da yemleriz gelince. Yakıt al. Buna dönüşte yakıt alırım. Ha, benzinini oraya mı koy? Oradan geçeceğiz zaten de oraya. Bu çok yakıyor ya. Tutturamadın. Uyduramadı velasına. Anladın sen abi. Neyse, o bir kasabalının orada olması iyi oldu. Artık değil. Niye? Bir dakika. Nereye satıcık? Ya bala fiyat verecek yerler belli zaten be. Kağıt altta. Hazır yemek. 800. Farmers. Mısır gevreği fabrikası. Abi 40 dolar içinde mısır devreye gitme ya. Hazır yemek göster, onu da veririz. Ama fiyat çok düşük verdi. Ya oğlum bırak, ne veriyorsa veriyor. 40 ton vereceksin işte, dünyanın parasını alacaksın yine. ₺50.000 diyelim biz onu size. Küsurat saymıyorum. Yani fazlasını verir de. ₺50.000 diyelim ya. Boşalt çocuğu. Para uçtu. Ama iyi satış yaptık. İyi de kredi ödedik. Daha ödeyeceksin. Lazım hasata kadar... Aa insan. Hasata kadar zaten yumurtalar olacak. Şimdi onu öyle indekslediğin zaman... Yani hasata kadar yumurtalar olacak, artı... Bal tekrar dola da bilir yani. Ekmek garanti de olacak. Tabii canım. Her türlü... Oğlum para uçtu lan. Uçsun, ne yapayım abi? Kredi payımız ne kadar çok yüksek olursa bizim için o kadar iyi. Ya sıkıntı yok, krediyi kapattık diyeceksiniz. En sonunda yine çekeceğiz hepsini. Çekmeyelim hepsini ya. Bekle, bir acele etme. Yoksa bu kafayla bir anda sen 2 arazi, 3 arazi, 5 arazi mümkün değil. Biliyorum ama bekle, arazi acele etme abi. Daha mahsul satacağız. Ne mahsul satacaksın oğlum? Yağ mağa satacağız ya. Hı, yağ zaten şey yapıyor ya. 15 dakika doluyor. 73 mü? İyi verdi. İyi verdi. Çok iyi verdi. Ayağım koşun. Kenarı. Şuna bir yakıt alak. Bak bu baş taraf geniş haber için. Önden çıkabilesin diye. Alıyor mu? Alıyor. Şimdi ekmeği da satacağım. Gene 50 bin kalana kadar... Öde. Öde. Farkında mısın? Ürünlerde satışımız fazlalaştığı için... Şeyimiz daha fazla... Kotayı daha fazla tutuyoruz elimizde. Önce de mesela ne yapıyordum ben? 20 bin tutuyordum. Şimdi 20 bin tutsan kurtarır ki? Kurtarır.
Ama olsun. 50 bin fazla mı bulunsun elimizde? Ama hepsini alıyor zaten. Orada. Eski diye alıştı tabii ondakine. Şu an almaya başladı galiba. Evet. Alıyor. Yanındakini almadı. Neden bu böyle bir şey yapıyor ya? Nereye satacağız? Bakalım. Grocer mi, hazır yemek mi? Johnson Farms. Johnson Farms siktirat uğraşma. Kırmızı mermerin verdiği paraya bak. Kırmızı mermerin neredeydi? Yukarıda. Oraya hiç çıkamam. Hazır yemek. Hazır yemek değil, grocer. Grocer, pardon. 3000. 39.000 de buradan gelecek işte ya. Oğlum güzel kazandır ya, boş versene, para geliyor yani, öyle bakmak lazım biraz. Geçin geçin. Yani şimdi yani para gelecek, yani para lazım biliyorsun, lazım lazım. İyi, gene bir 80 bin daha kredi ödeyeceğiz. Daha davulları satmadın oğlum. Daha yumurta birikecek. Daha iyi, hadi diyelim yumurtaları sattık. Hadi 20 binde yumurtadan ödedik desek. Yumurtadan 20 binden fazla 100 ödersin. Ya oğlum ben örnek olarak söylüyorum ya. Sen niye bozucun beni yayında ya? Da sen yumurta olana kadar bal olmayacak mı orada? Olacak. Ekmek en az bir kere net dolar ekmek. Unu bitmezse tabii. Hani ekmek getirdik. Un var oğlum fabrikada. Kod ton var. Bir fırını devrede bırakacaksın, diğerini kapatacaksın o zaman işte. Abi sıkıntı yok. Ya kanala çekeceğiz işte. Yulaf olana kadar da kanaldan geçineceğiz. Hepsini aynı anda yapmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bir matematiğini tutturmamız lazım, öyle diyeyim sana. Bu şekilde bir ayar yaparız artık. 44 bin verdi Allah, böyle 44. 80 binmiş. 100 bin ödeyeceksin en az. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Hadi ödeyelim. Yüz bin ödedim. Yani hasada girmek lazım dediğin gibi. Hasadı çözersek her şeyi çözeriz. Abi tarla sayımız az. Tarla sayımız çok olduğu zaman bütün fabrikalara yetişiriz. Diyorsun ki balların oraya bunu çekek. Duramurku bırakak. Şimdi zaten patır patır bal almaya başlayacak bu. Yani. Ha doğru ya, alamadıydı. Dolmuştu. Bir kasanın az bir şeyini aldı lan zaten. Hoppa vurma lan. Vurduk. Sanırım inşallah çok içeri girmemişizdir.
Bekleyecek, görecek. Çok içeri girdik galiba. Evet, çok içeri girmişiz. Çok içeri girmişiz. Kal baba. Tamam. Oo, ne alıyor? Yem. Tavuklar. Evet, tavuklara yem verecek. Onların şeyi bitmiştir. Şu manav alırken de bir R diyelim. Ünivork güzel oldu la böyle bu aslında bu oyunda. Buradaki getir götür ayak işlerini yapıyor işte. Ama tavuklar da böyle git gel git gel git gel canımızı okuyor bizim. Yani 30 tonluk kamyon olsa daha rahatız yani. Ne yapalım, 30 tonluk kamyon mu alalım? Hayır, malı satma lazım. Satarık. Aldığım zaman satarız abi. Onu mu dert ediyorsun? Yani eski püskü 20 ton alanlar var ya. O lizard var ya mesela. Hı. 20 tonluklardan bir tane alacağım, bir dolduracağım, tavuğun ikisini birden bitirecek. Evet. Bahşa duvarına ulaştım. Oğlum abi, bunun eziyet gibi bu ya. Bakalım mı? Kasayı full boşaltsın. Al, doldurma bunun arkasını. Bu ne lan? Hazır kredi paramız da var der ki, var diyorsun. Tamam, kredi payına ihtiyacı yok. O kadar pahalı bir şey değil o kamyon ya. Burayı fullledi. Öbürüne koy abi içine. Tamamen boşaltsın içine abi. Abi. Ama bunları biz neyle taşıyacağız? Traktörün var oğlum. Abi doğru. 70 ile gidiyor traktörün. Ha, bu da 80 ile gidiyor baba. Jandarmaları unuttum. Evet. İki tane. Kal abi. Burada abi. İlk baş bir bakalım. İlk baş bu kaç para ediyor, ona bakalım. Garaj. Kamyonlardadır. 12 bin. Tamam. Çık. Şeye geç yani. Kamyonlara gel abi. Yavaş yavaş gidelim. Damperle arkasında kasası olan bir şey alacağız sonuçta. Evet. 95 çok istiyor. Lizard var bak, 60 bin diyor. Fiyat var. Kaç para? 60 bin. 61 bin. Kasa 15 bin. Tavuklar açısından bakarsan işini görür. Belki daha ucuzu vardır, devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. Biz 60'ın altında bir şey bulur muyuz diye bakıyoruz şu an. 56 bin. 23'e yükseltilebiliyor kasası istersen tabii. Şu an 55 binim var. Ölümorgu sattığın gibi alabiliyorsun aslında. Evet. Hop, ne oldu lan? 15 bin dedi. Bu nasıl tekerlek kurulumu böyle kalsın? O Green Boy diyor ya. Düzenleme, düzenleme. Yukarıdaki düzenleme. Evet. Loader. Aha, böyle 23 bin oluyor işte. Ve sıfır para. 56 diyor. Satıyoruz mu? Hadi gitti. Geç kamyonlara baba. Peki bir dakika. Geçmeden önce. Fullesin öyle saat. Öyle yapacağım da. Abi kredi çek, kredi çeksem mi düşünüyorum? 68 binim var zaten. Yanlış yere girdim, pardon. İstiyorsan onu da değiştir. 56 binden ucuz var mı diye bak, gez. Bakalım. Bin şu. O değildi, başkaydı. O bambaşka bir kamyon, baktık lan. 22 metre. Bu da olur, bu da güzel. İyi, devam et. Belki çıkar uygun bir şey.
Bize daha ucuzu lazım biliyorsun. Evet, 40 ayak. Tamam, tamam, tamam. Belki çıkar. Bir ihtimal. 51 bin. Kasası 12,5 ama. 12,5. 12,5 işimizi görür diyorsan. Yok abi. Aslında görür. Tek kasada tek şeyi doldurursun. Abi zaten 9 bin alıyor. Tamam. Bir iki tur yapacağım. Yurmak'la kaç tur yapıyordun? İşte ben iki tur yapmayalım diyorum, anladın mı? Ama bu kamyon para alabilir ha. Şuydu para almayan. Öbürü. Şu. Heh. Bu. Loader. Ne işe yarıyor bu? Ya bırak, o bir işimize yaramaz. Biz bu şekilde alıyorum, direkt bu şekilde. Herhalde arkasını açıyordur bunun değil mi? Tabii ki canım. Damperli kamyon 56 bin. Çok güçlü bir alet değil ama Allah bereket versin. Aldık. Hayırlı olsun. Yani biraz pırpır bir alet ama. 90 yapıyor lan, nesi pırpır? Ya şöyle bakıyorum ben buna. Orada tavukların orada ayak işi yaptıracağız bunu abi. Evet. İşimizi görür yani. Bunu şimdi bir kere bir dolduracağız. Tek seferde halledeceğiz artık her şeyi. Sen aşağı bak. Oğlum niye doldurmuyor lan? Aa! Yükleri kabul etmiyor mu lan bu? Saçma bir durum var şu an, farkında mısın? Bir girsene beni ya. Garaja gel. Ne, her şeyi alır diyor. Bence bu kamyon bug'lı. Serkan. Yanlış bir şey almadık ama. Evet, 45 bin diyor. Satıyorum. Yapacak bir şey yok, satacağız. Biz bug'lı bir şey almadık ki abi ya. Ya şey, yanlış bir şey almadık yani. Doğru yani, romork taşıyor. Bence bunu alma. Daha da artmıyor muydu bunun ya? 13 bin litre diyor abi. 18, 23. Bunu şu an 56'ya aldın mı 1000 kalacak. Kredi çekeceğiz. Mecbur. Yeter ki işi yapsın diyorsun ha? Tabii canım. Ya sonuçta damperli kamyon mu yani? Aa, Tarkan geldi la. Vaa, Tarkan ne yapayım be ya? Ne yazmış? Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatü. Atıyor abi. Oğlum çok uzun selam veriyorsun lan. Ya, ve aleyküm selam ve berekat. Bayram takip etti bizi. Eyvallah Bayram, hoş geldin reis. Hoş geldiniz. Oğlum bak buna yükle. Senin silo gibi tahtanı. Aldı. Öbürünün romorku bug'lıymış demek ya da. Girmiş bu işte. İşimizi görür ya. Kalkışta zorlanıyor mu? Ha? Al gayret. Motoru güçlendirmeden aldık, belki ondan yapıyoruz. Olabilir.
İşimizi görecek bu bizim, ben sana söylüyorum da çok işimizi görecek. Mis. Burada bırak. Burada geç, sen bilirsin. O tarafa bir götüreyim ya. Atlama yapıyoruz ya. Direksiyon dönükken zor kalkıyor, bir şey fark ettin mi? Evet. Motoru yükseliyor muydu acaba? Hiç bakmadık. Neyse. Bakalım gidelim. Paran yok. Git bak istiyorsan. Motor büyüme özelliği varsa motoru büyütelim yani. Baksana oğlum. Ben ona hiç bakmadım ya, hiç aklıma gelmedi. Ben de bakmadım. Tamam. Durmuyor daha hızlı. Motor, 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 motor. 210 beygir. Bence ne yapalım biliyor musun? Bunun kasasını biraz küçültelim biz. 18'lik mi yapalım? İçindekiler gider mi lan 18'lik yaptık diye? 17 bin var. Siler mi bilmiyorum ki. Tekerlek kurulumu ne lan? Ha, tipi değişiyor bu mu yani? Ne? İşte şey, öndeki panel. Şeyler değişiyor. Para vermiyor zaten. Tasarlı. Ne yaptığını anlamadım. Ben de anlamadım. Door. Kapıları. İç rengi. İçi. Bu kadar. İçindeki giderse de şansımıza. Değil mi? On sekizi kullanalım abi. Yapacak bir şey yok. Oğlum parayı bana varsa diyorsun. Parayı tabii üstünde şey var görmüyorsun. 1000 euro para var la. Neyse orada ayak işinde kullanacağımız için sıkıntı olmaz bu ya. Bu sadece tavuklara hizmet edecek şimdilik. Oğlum bu kadar gazmotor bohink bir alet olduğunu akıl edemedim oğlum ben. Durmuyor. O zor duruyor demek. Bence o parayla uyuma. Oğlum bir 10 bin alalım. Tavuklar dolar zaten bitene kadar. En hızlı şekilde de geri ödeyelim. Evet. Bakalım. Dolmamıştır. Temmuz'a kadar yapıştır. 10 bin aldık lan, 10 bin bir şey değil ama. Ha, ederiz onu ya. Ebeveyime. Uyu çocuğum uyu.
İyi. Lan oğlum. Tıs. Dangingi dan alıp bebek. Annesi maymun. Ben hiç dolduğunu sanmıyorum. Babası şibik. Uy abi uy. Orada olmadıysa o iş de olmamıştır. Bakacağım sadece ne kadar olmuş diye. Ağrı vız vız vız. Oğlum daha Şubat lan. Biz daha çok uyuyacağız buna. Daha Şubat abi, şaka mı bu? Dalga geçiyor gibi. Yapacak bir şey yok. Yemin ediyorum var ya, bu Temmuz'a gelene kadar bizi burada perperişan edecek bu ya. Çok uzun sürüyor arkadaş bunun da ekim vermesi. Sorun yok. Para var, yapıştır. Ben mi? Yumurtadan da iyi kazanacağız. Ekmek de olacak zaten her türlü. Yumurtayı bir kontrol edeyim mi? Fullemiş. Niye öyle geziyorum ya? Ondan ona, ondan ona yapmaya çalışıyorum. Ben boşta duruyor bak ortada. Nerede satacağız bunları ya? Bakacağız abi. Lastiklere bak anasını satayım. Oğlum biz bunun lastiklerini normal boyata mı çeksek, ne yapsak? İyi böyle iyi. Ağırlık dengesini kurmuşsun, niye bozuyorsun? Yumurta. Burada. Bu fırınlar bizim fırınlardı. Hiç bulaşmayalım. Hazır yemek restoranı şu anda yapabileceğimiz en mantıklı şey. Yani. Biraz... Bu ya şu hasadı alaydık iyiydi ya. Alacağız. Yağları çalıştıracağız. Oğlum biçerlerin işi de uzun sürüyor biliyorsun. Ağır aletler. 30 kağıt iyi. Dur. Aldığımız hemen bir geri ödeyelim. Kağıt da şimdi oradan gelecek. Para eski haline dönecek. Tarih belirli yere gelsin. Hasada bir girelim. İşin keyifli kısmı orası. Bir de bizim diğer mevzu var ya kral. YouTube katıl. Hı hı. Ha. Bu traktörle burayı inşallah dönebilirsin. Aldı.
Yani bunlarla da taşıyabiliyorsun. Zaten Unimog 80 diyor. Bu da 75 diyor. Çok bir farkları yok. Yani. Dın 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 dın. Hey mi? Hadi çok gidiyor. Bunu da yerine koyacaksın. Fırına daha var. Daha çok yiyeceğiz biz. Hop. Tamam mıyız hocam? Para konusunda. Abi yavaş yavaş gidiyor işte, yükseliyor. Bir de şöyle düşünüyorsun, üretim tesislerinin hepsi aynı anda tam kapasite çalışsa nasıl bir para gelecek? Evet. Ki şu anda koyundan yapak da elde etmiyoruz yani, öyle düşün. Oğlum koyunumuz yok ki. Ne alacağız? Kuracağız ya kardeş. Aldı. Kalsın burada yoksa götüreyim yerine. Ne fark eder ki oğlum? Götüreyim yerine. Sonuçta bir alet alacağız bir ara. Zaten ilk etapta kullanacağın aletler tırlan biçer. Piş 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 piş. Bebeğim Şimdi biz iki tane hayvan gibi biçeri araziye süreceğiz değil mi? Birini bir tarlaya, birini bir tarlaya. Ben ekim biçen uçak istiyorum. Bak onun için helikopter daha uygun olur. Ters çevirirsin. Fır 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 değil mi? Tabii. Yalnız o anca parçalama yapar gibi geliyor bana. Vallahi bilemiyorum artık. Zıbar zıbar. Ondan sonra gidip ekmekleri satayım. Ekmeğine iyi diyoruz da ekmeğin de şeyi çok çabuk doluyor ya. Full. İkisi de full. Yani. Yalnız birinin unu bitiyor. Tamam işte üsttekine şeydeki unu ekleyeceğiz. Anlamışam kardeş. Şimdi ben bir ben çay alıp geliyorum. Bana da alsana. Olur alayım. Bir. Sana zihmet. Ben bir alıp geleyim. Sen hallet. Ekmeği sat gel. Ben ekmeği satarım fırında fuller. Kalemlerin çıktı lan elinin altına. Yanlış bir şey mi yaptım? Evet.
Alçakta kaldı. Yandan almayı deneyeceğim. İyice sıçtık batırdık. Sana kötü bir haberim var abi. Şimdi girdi lan. Düzlemeyi yanlış yapmışız da burada. Baboş o zaman... Başka bir şey yapacaksın. Şimdi ekmeği hasatak... Bir an önce hasada gelelim. Ben bir çeliveler izlemeyi seviyorum. Gır 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 gır. Eğlenceli şeyler. Oğlum ata sporu bu. İş makinesi izlemek. Lütfen. Her zaman dışarıda iş makinesi bulamıyoruz, burada izliyoruz. Ben yakında dozer mozer olan oyunlar bulacağım. Beraber ben süreceğim, o izleyecek, o sürecek, ben izleyeceğim. Bu yıldır simülatör. Kontraksiyon bu yıldır. Var. Vinçli minçli bir oyun Yakup'cum. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Pahalı, şerefsiz. Dolarını bilmiyorum. Paranın para olduğu zaman, yani Steam TL olduğu zamanlarda 1600 lira falandı. O iş makinelerinin falan hepsi lisanslı. O yüzden gacırt. Oğlum sen bunu ucuz mu sanıyorsun? Acı grosere gidiyorum, 3000 veriyor. Sat baba. Ekmek kaldı orada. Bu farming'de gördüğün modlarla gelen ürünlerin, modlarla gelenlerin çoğu şeydir. Firma üretimi. Ama gerçekten üstüne case yazıyor, marka yazıyor. O marka gerçekten lisanslı ürün o. İzin alıyorlar ya. Bu oyun var ya, ben bu oyunu dolara geçmeden önce Steam amca tüm DLC'leriyle 1000 liraya aldı. Dolara geçmeden önce. Şimdi ben bu oyunu aldığım zaman da o paraya aldık. Ama bu oyunun şöyle bir özelliği var. Şimdi o dolar olarak bunun fiyatı değişmedi ki. Ama ben aldığımda dolar 24 liraydı. Yani çarpı 10 daha girdi buna. Şu an 2,5-3 liraya gelmiştir. Öyle bir şeyler yaptılar. O zaman bir yakaladığımda aldım bunu ben. Çünkü şimdi almaya kalksan 2000'den üstüne boy. Ama abi şimdi şöyle bir şey var. Simülasyon oyunlarında... Ya benim zaten oynadığım oyunların hepsi böyledir. Ben simülasyon oyunlarını seviyorum çünkü simülasyon oyunlarında bir şey var, mekanik var. Bu çalışacak. Bir de sabır. Ya bir de şöyle bir şey var. Simülasyon oyunları genelde zaten şeyi temsil ediyor. Sen söyle. Gerçek hayattaki... Mesela... Çok şey çıktı mesela. Market simülatörle ilgili çok oyun çıktı. En son bir tane çıktı, herif koymuş geçmiş. Yeni çıkan süpermarket simülatör. Adam içinden geçmiş. Adam yapmış. Şimdi bunu, lan oyun güzel. Ama oynamaya sabrı olmayan arkadaşlar için bir hizmet veriyoruz biz. Çünkü bu oyunların başına ben bu adamla beraber geçiyorum. Hem oynuyorum. Gerçekten marketteymiş gibi, abi biz anca böyle bir çiftlik sistemini kurmanın hayalini kurardık bu adamla. Yani işte hayali oyunda yapıyoruz işte. Yani. Ve gerçek hayattaki, gerçek hayatta kullanılan araçlarla yapıyorsun bir de. Ay, araçlar gerçek hayatta, toprak işleme sistemleri nasıl olması gerekiyorsa aynı sistemde. Bu oyun öyle. Bunun zamanlaması da gerçekçiliğe yakın yapılıyor. O yüzden saatler sürüyor yani. Şimdi biçerler çalışınca anlayacaksın. Daha beter olacak yani. Bak. Uyutuyoruz. Bunun bir önceki versiyonunda uyutma da yok. Bekleyeceksin. Yani %120 zaman hızlandırmadan başka hiçbir alternatifi yok.
Bu %360 hızlandırdığı gibi tek tuşla gün atlama da yapıyor. Öbüründe o da yoktu oğlum. Ama şöyle bir şey var. Bir önceki versiyonunda buradaki kullandığın kadar makine var mıydı? Tabii ki. Yani modlarla falan bunda da var. Ama bunun algoritması çok fena. Toprak işleme yöntemleri, toprağı işlemesi, hayvan besleme, her şey daha detaylı. Çok detaylı. Ben buna yanlışlıkla bir mod kurduydum ilk kurduğumuzda Serkan'la. Abi, biçenin önündeki bıçağı bile tek tek seçip, açıp her şeyini tek tek yapman gerekiyor. Öyle bir mod. Toprak yapısına göre ekin ekiyorsun, yoksa verim vermiyor falan. Tam bir işkenceydi ya. Ama oyun çöktü. Göçtü. Yani 400 küsur derece yıkayınca oyun sapıttı. Ama o kadar güçlü. Sen ne diyorsun? Bizim daha bunda açmadığımız modlar var lan. Modları açmadım çöküyor, ben. Çöküyor diye. Derece diyorum, modlar. Modları var, yüklü hepsi modlar. Pardon. Hepsi yüklü değil. Yani kendi sitesinde verilen modların hepsini yüklemedik. Yüklediklerimizin de hepsini açmıyoruz. Bir kere açtık, oyun çöktü. Yani kalanı da yükleyip açmaya kalksak demek ki oyunu hiç açamayacağım. Yani öyle bir durumu var. Ve düşün yani onda bir silah almıştık 1 milyon 250 bin. Her şeyden 1 milyon 250 bin tane çok için almıştık. Çok acayip bir şey modlar vardı yani, öyle böyle değil. Ama abi o kadar çok şeyi kurunca da balon oldu makinenin, kafa yandı. Yazılım kaldırmadı onu, yapacak bir şey yok. Ha, ben de bizim bu tıra daha bir işimiz yok. Motoru kapat, burada bırak işte böyle. Boşaltıyor değil mi? Boşaltıyor. Sen içinde yokken de boşaltıyor. Şimdi biz uyuyacağız değil mi? Yine. Hı. Uyu uyu. Yok ya, bir şey deneyeceğim ya. Şu Michael Jackson çok geri gelmiş. İleri alayım bakayım şöyle biraz. Ya dursun orada, sanki trafik var ya. Oğlum burada baga maga girmesin lan. Arabaya çarpıyor zaten. O zaman ben yatıyorum abi. Abi hızlı hızlı uyuyalım, hasada gelelim yani, bu böyle olmaz. Bizde bir de şey, kaç araç var lan bizde? 4 tane hayvan gibi tarla var bizde. Evet. Harbiden hayvan gibi. Haritada cücük kadar görünüyor, içine bir giriyorsun bitmiyor. Ama şöyle bir şey var. Biz küçük küçük alıp birleştiriyoruz. Heh. Bununla. Sabanla mamanla bir dalıyoruz, o ne lan, bu çok büyük ol. Yaparken bak, küçük görünüyor, bitince böyle yapıyoruz, çok büyük. Bak şöyle söyleyeyim, bir tane ikili, bir tane üçlü bir arazimiz var. Yani üç tarlayı birleştirdiğimiz arazi var. Göstermişim diyorum ama. Hayvani gidiyoruz. Abi küçük araziden mahsul gelmiyor. Bizim fabrikalar hayvan gibi çekiyor. Hey! Biz var ya 200 ton kaç? 170 ton mu ne yulaf koyduk. Oyun için söylüyorum. Bir hasat sezonunda bir yulaf bitti. Davukların ikisi de 1800'e düşmüş. İyi, bir kasa koy birine, doldur öbürüne de öbür kasayı koy. Ya abi. Bu kasa ikisine de yeter lan. Normalde yetmesi lazım. Çünkü 9, 9, 18 yapar. İçinde 1000 küsür var ya. Bu ne biçim kamyon lan? Bunun kes... Oğlum bunun freni mi bozuldu ne ya? Bir de hava atıyor. Körüğü patlamış bunun. Durmuyor. Bu tavukların taklidini en iyi yapan kişi Serkan Özdemir. Bak hele bak bir bak. Bu oradaki sesin aynını yapıyor. Bak cevap verdiler Serkan'a.
Oğlum ben bir ara taklit yapmaya çok meraklıydım biliyor musun? Kanka çok çalışıyordum. Taklit yapacaksan en kralı Bülent Ersoy. Yıldız Silbe de olur. Ya zıbar. Yani durum zıbar diyor yani. Balları bir kontrol edeceğim. Ooo. 21 mi? Ya onun o şekilde yapılmış oyunda. En büyük olan oydu. Daha fazla da koymayı düşündük de abi FPS'e çok yükleniyor. Yani yer makine yer de ne gerek var? Kasmaya. Ben koyun alacağım. De işte koyunu almadan önce şey almamız lazım. Şey geldi aklıma sen Bülent Ersoy deyince. Bu bir tane sakallı dayı vardı ya sokak röportajı yapıyordu hatırlıyor musun? Yani ismini unuttum da. Şey hacı bildiğin ya hacı gibi böyle. Bir tane sokak röportajında sulu kulede yapıyor. O şey var ya bir tane adam var ya Çingene şarkı söyle. Sen sulu kuleye girersen adamı var ya tokatlarlar orada. Yuh. Bu kadar işe yaramayan aleti bir şey soracağım. Şu namlu yapıcı var ya. Şu mu? Çim ekeceğimiz zaman lazım bize. Bizde var mı namlu yapıcı? Fiyatı ucuz da o yüzden dedim. Namlu yapıcı yok da. Çim aldığımız zaman lazım olacak. Ortaya toplayacağız sonra yükleme vagonuyla gireceğiz ya oraya. Sen yükleme vagonu alır diyordun ama. Alır da çok tur atarsın. Dur şeye bir bakalım. Bizde namlu yapıcı yok. Bu namlu yapıcı ortaya toplayıp tek çizgi yaparsa daha kolay toplarsın yükleme vagonuyla. 12 bin bir şey değil abi. Metrajı kaç bunun? 9 metre abi iyi. Yetmez mi bize? Yeter abi. Sadece ortaya toplayacak işte. Zaten tarlası da küçük oğlum çimin. Her türlü yeter. Büyük bile gelir. 12 bin. Dursun aldığın yerde abi. Çünkü abi yavaş yavaş çime geçeceğiz biliyorsun. Şey için. Yani tavuk için. Şey. Bu arada bir tane depo vardı. İnşaata girsene ya kanka. Bir kere koymuştuk seninle. Kurmak için değil ama. İnşaata bir gelsene kanka. Depo. Silolarda olması lazım ya. Şu. Garaja benzeyen. Şu mu? Bu balya lan. Bu? Samanlı. Kuru otları ve çimi depolayan o muymuş bak. O değil mi? Kuru ot ve saman deposu. Kaç litre? 250 bin litre. Bu. Tamam. Vakti geldiğinde bunu kullanacağız abi. Bunu öğrenmiş olalım da. Çünkü abi biz oradan çimi çektik, hepsi koyunlara gitti bilmem ne diye. Koyunları almaya niyetlenmeden önce onu koyup onu dolduracağız. Depodan çevireceğiz işte. Hatta sığdırabilirsek iki tane koyacağız. Ama 500 ton 250 bin yeterli. Fazlasıyla. Onu doldurup ondan sonra koyun alacağız ki hayvanları hiç aç bırakmayalım abi. Sirkülasyonu çevirelim yani. Bu arada değirmende hiç un kalmış mı içinde cücük kadar da olsa? Çalıştırırsam yapar yani. Yulafı çalıştır yapsın bitirsin abi ya. Abi fırına mal gelsin diye uğraşıyoruz ya biz. Abi şimdi ne kadar geliri... Birimizin pili bitmiş. Benim bitmiş. Meh. Soh bakayım çalışıyor mu o? Çalışmamaz mı? Sohalım o zaman şarj aletini arkadaşım. Bal kontrol. Giriniz. Abi biz bir dakika lan. Beş uyuma. Hasat geldi lo. Uyu baba. Ne? Hayır. Hayır. En zevkli aldığımız oyun lan bu. Sen bunları kurabilmek için bu oyunu ilk başta oynadığı zaman bayılıyorduk biz burada. Niye? Bir şey kuramadık çünkü. Hep dışarıya iş yapacağız diye uğraşıyorduk. Şimdi kendi malzememiz arttıkça koşturmaya başlıyor. Bak şimdi. Hasat başlayınca koşturmayı gör. Çilağı görün değil mi çilağı? Bir şey olmaz uyu. O çok sıkıcı gidiyor.
sağa sola vuruyorsun, çarpışan ota gibi ya, ondandır o. Bak biz bunda bir hata yaptık. Eksiye düştü para, patlatıyordu bizi, atıyordu oyunda. Affet, affı yoktur. Direkt şak diye ana meniyi atar. Bu bizim diğer tırı bilmiyor değil mi? Bir şey, 135 yapanı mı? Eee. Onu geçin, bende de vardı. Bu hızı nasıl halliyoruz, ben de anlamadım. Abi bu... Bu hızı nasıl halliyoruz? 90'dan yukarı çıkıyor. Söylemedim ben onu. Şeyden mi açıyorsun? Bak orada o Eurotruck'ta şöyle bir mod var. Nakliye piyasası diye bir mod menüye girip yük aldığın yerde, hı-hı, harici sözleşmeler yazar. Hı-hı. Oradan alırsan 90'ı geçemezsin. Asla geçmez. Ama harici sözleşmelerden yük almazsan da World of Trucks internet sitesinde senin profiline yüklemez. Serbest çalıştan alırsan, şeyden nakliye piyasasına gelip de öbür taraftan alırsan kendi tırına, orada tırına kadar gidiyorsa o kadar gidiyor. Ama bu sefer de profil olduğu yerde kalır. O zaman abi hadi biçelim. Aha. Yes. İş makinelerim çalışacak. Biçtikten sonra sap parçalamıyorduk değil mi biz? Parçalıyorduk. Sap parçalayıcı hazırlayalım abi o zaman. Biçerleri yollayalım. İki traktör, iki sap parçalayıcı. Biçerler payını verdikten sonra gönder parçalayıcıyı. Bak şimdi dörder beşer nasıl işçilerimi çalıştıracağım, köpekleri. Stajyer. Çalış, çalış, çalış. Paga, paga yok. Kırbaçlayarak çalıştırıyoruz. Bak nasıl hunharca gireceğiz bak. Bunun bu arızaya girmiş Serkan, bunu bir tamire soksana. Bunun arızasına girmesi değil, arızanın içinden geçmiş bu. Ölmüş lan alet. Bunlardan birisini aldığımız tarlalardan bir tanesi şey diye taşlıydı ya. Şey, bu şimdi ölmediğini mi iddia ediyor? Bu ölmüş. Şu sağ alttaki sarı şey arıza. Bitmiş makine, stop edecek ya. Ben melem geldi dile. Bıçağı onar. Bunu da onar. Şimdi iyi bir şey girmedi. Şimdi bir de arızaya girdiği zaman biliyorsunuz Serkan şey yapıyor. Hasatta bok gibi biçiyor. Evet. Zarar ediyoruz. Kanka baştan koy. Her türlü sırayla gireceğiz zaten. Buradan başlatalım tarlaları, öbür tarafa doğru gideriz biçe biçe. Hepsi aynı mahsulden sonra. Kan ola. Bu yağ yapıyor. Bunun yağ yapınca Yakup, bak, yağın şimdi... 1000 tonu 3500'den aşağı gitmiyor. Yakup bak bunu şimdi en zevkli yanı. Güle güle. İşçiye verebiliyorsun. Kendi gidiyor yapay zeka. Öbür biçeri de gönder baboş, o da çalışsın. Çalıştır eşşi ol eşekleri. Para veriyorum lan. Ya bak, parayı takip et. Gördüm. İnmeye başladı. Bak bakalım şimdi, birer birer de o birin düşme hızına bak şimdi. Bunu da gönder kanka. Bu uçta mı vereceksin? İkisini bu uçta mı? Nasıl olsa bu tarla der türü bırakacak eşşi ol eşek. Ellen bir gireceksin. Güle güle. Baba traktörleri sap parçalayıcıya hazırlayalım biz hemen. Onlar çünkü büyük biliyorsun. Şeylere. Cönderelere koyacağız değil mi? Evet. Hemen bunu yanaştıralım abi karşıya. Daha takman lazım. Çık. Düz sağ. Muçar. Hemen takalım bunu. Bu hazırda beklesin. Öteki arkadaşa da hazırlayalım dediğin gibi kanka. O da hazırda beklesin. Hadi sokacağız zaten biz bunu. Oğlum çok girme oraya şimdi de. Biraz biçer dönsün sağa sola. Öbür neredeydi? Burada bir yerdeydi. Hayır, yerine götürdün.
Doğru söylüyorum. Şurada. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Bak gördün mü şey yapıyor, brutal vokal yapıyor traktör çalışırken. Aç kanatlarını abi. Ama onu oraya sokma. Yani şey tarlanın içine doğru sok onu da öbürü girsin. Manevra alacak ya alttan gelen. Kal böyle. Tır. Değil mi? Bence bu biçerler bu tarlayı. Alttaki bitirecek tarlayı zaten. Dolmadan. Ama dur. Bitirmeyi de bilir. Değil mi? Pata pata pata. Egzoz patlatan tırımız var. İlk bir yeşil dolacak. Kanımca. Yeşilin haznesi ufak diye biliyorum. 20.000'in altında 19.000 falan diye biliyorum ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu 20.000. Bak 19.000. 700 litre var aralarında, bir şey yok ki. Kanolayı direkt yağ fabrikasına mı çakayım? Baba romorku doldur. Tırı. Tırı götür yağ fabrikası dolana kadar doldur. Çalıştırmıyorum. İlk baş çalıştırmayalım değil mi? Ne oluyor? 05'tesin zaten. Çalıştırsan da bir şey yapmaz fazla. Bas çalıştırmayı unuturuz falan. Ondan sonra da oraya sığmayanları da bizim siloya basacağız. Tamam. Ben söyleyeyim, 144 tondan fazla verecek bu araziler bence. Verir abi, verir. Fabrikanın içindekinden daha fazla, fabrikaya ver, koyacağımızdan daha fazla verecek. Çünkü fabrikası 144'ten fazla almıyor baba. Bak, 144 fazla verecek. İki taneden bir tane yapıyor. Fazla verecek canım. Yani 140 desen böl 2'ye 70 ton yağ verecek bize. Ya şu an bile çalıştırabilirsin kanalayı. Lan içinde 1 ton kanola var. Oho. Bir zaman yavaşta ya abi. Ah çalıştırdım kanalayı. Hem çalışsın. Şimdi malzeme dolduktan sonra şöyle de bir şey var. Aleti doldurduk diyelim. İşin güzel tarafı şu. Şimdi kanalayı çözdükten sonra bir de işin ekme biçme kısmı var ama ekim işini bu yayında yapmayacağım abi. Yoksa ekim o yayın işini, sabaha bulur hiç gerek ekim yok. İşini yapamayız abi bu yayında. Hasada hazır şey ekimi hazırlama işine de girmeyeceğim. Sadece makineleri hazırladım. Yani daha doğrusu birlikte gittiği kadarını yapacağım. Tabii. Hasat bitti mi iş biter. Bakalım. Ama örnek veriyorum sap parçalama işini mesela bitirmiş olsa bu iki büyük tarlada. Artar. Ya bitireceğiz diye uğraşmayacağım ben. Ya ben sadece mahsulü toplamanın peşindeyim bugün. Şunu bir toplayalım yani. Malı bir çekelim, malzemeyi çekelim tarladan. Darlaya başka şeyler de geçeceğim. Darla. Oyunu açarken aga olacağız dedi bu bana. Agalıktan çıktı fabrikatöre döndük. Un fabrikası, ekmek fabrikası, yağ fabrikası, mısır gevre fabrikası. Onu da alacağız var. O da kuruyoruz. Koyundan yapak yapar satarık dedik.
İplik hane. Kumaş fabrikası. 150'de. Başka neydi lan? Bir de kıyafet fabrikası. Yakup hazır mısın? İyi dinle sesi. Yapmadı. Egzoz patlatan tır aldık. Oğlum bir Gazi Osman Paşa'da bir Bayram Paşa'da. Bizden ne bekliyordun ki? Akrapoviç egzoz takmadığımıza dua etsin. Motosiklet egzozunu bocaya sokup... Yalnız ben araba alıp arkaya Akrapoviç çakarsam şaşırma ha. Yamaha ağır bir egzozu takabilirim arabaya. Abi ne gülerim. Motor ustasını Abdül abiye gidiyorum şimdi. Abi şu Akrapoviç'i bu arabanın kıçına sokabilirim. Şimdi ne çıkarmışlar gördün mü? Dokunmatik egzoz çıkardılar. Tamam boş işler. Ya yapıyorlar abi yapıyorlar. Ama egzozdaki ısıya dayanacak bir elektronik sistem döşediklerini söylüyorlar. Çabuk arıza yapalım. Egzoz çok ısınır. Bayağı bir ısınır. Motor bloğunun içi 100 derece ise egzoz 96 derece. İçeriden 100-110 derece sıcaklıktaki dumanı atıyor egzozda. Dur. Yapılıyorlar. Yapanlar var. Ama bizim ülkemizde biliyorsun abartı egzoz olayı sıkıntılı. İlk de bir ceza yersin. Yaklaşık 8000 küsür lira kadar. Onun üzerine sana bunu sök kafanı kırarım derler. Sisteme işlerler. Sökmezsin yakalanırsın. Bu bir sefer... Bir hafta içinde sökeceğim bir de onu bildireceksin. Tabii göstereceksin. Söküldüğüne dair. Götürüyorsun emniyete diyorsun ki söktüm. Değiştirdim orijinalini taktım. Bakıyorlar taktın mı diye. Yapmazsan ilk yakalandığın çevrede makineyi alıyorlar altından. Direkt bağlıyorlar. Motor bağlıyorlar trafikten be. O motoru tekrar çıkartmak için motoru çekiciye yükleyeceksin. Ustaya götüreceksin. Kullanamazsın. Egzozu değiştireceksin. Aynı çekiciyle polise tekrar götüreceğim. Polise pardon diyorum. Çekiciye ilk götüreceksin. Egzoz değişecek. Motor muayeneye şeye uygun ya da muayeneye sokacaksın. Muayene onay verecek. Emniyete gideceksin. Muayeneden kağıdımı aldım abi diyeceksin. Yeniden ruhsatını çıkartmak için izin alacaksın. Oğlum ruhsatı iptal ediyor. Trafikten ben. Biz egzoz takmasını bilmiyor muyuz oğlum motora? Benim motora egzoz taksaydık biz benimki nasıl bir gürültü çıkar? Benim şu an orijinalle bir nasıl gürültü çıkarıyor? Kasksız dinle benim motorun sesini. Kaskı taktığın zaman daha bir şey ses geliyor böyle etli bo 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 diye gırtlaklı gırtlaklı. Ona ben apropos taksam mahalleyi yıkar. Ki benim egzoz çift çıkışı kaldırıyor. Nah bu kadar boru var orijinalinde. Ben şimdi bu alete aynı kalınlıkta bir şey takarsam tır egzozu gibi bağırır burada. Need for Speed Underground iki teker. Yani. Ama çift kaldırıyor ya. Onu aslında çift yapmak zorunda değilsin. Tek de atarım. Ay yok onu değil. Çift yaparsın birisini susturucusunu çıkartırsın. Aborjinal. Akrapovişlerde susturucu yok. Susturucu hayır, zaten yok. Bunun susturucusunu çıkartırsın. Bu işte tek susturucu. Alttan geliyor direkt onun göbek de altta susturucusu. Çıkışlar sadece güzel görünsün diye yapılmış bir demir kafa. Yani böyle at şeyi gibi tek boru da yapabilirlerdi yani. Estetik bir şey yapmaya kalkmış Hindistanlı amcalar. Yani şikayetçi değilim. Sadece kanka patates şeyi gibi çıkıyor sesi ya. Ama 400'lünün sesi böyle değil. 400'lük çalıştığı zaman ben buradayım abi diyor. Ben bunu giydiriyorum. Bugün sanayide yanımdaydı işte uğraşıyoruz. Satarken bu giydirdiğim bütün malı sökeceğim üstünde. Stok hale getirip öyle satacağım. Niye vereyim ki? Vermiyorum. Bağda uğraştım o aletleri yapacağım. Abdullah abiye gideceğim usta diyeceğim. Taktığımız aksesuarları sök. Motoru stok yap. Satıyorum.
stok halde götüreceğim, satacağım, koyacağım parayı, alacağım 400 cc getireceğim. Abi benim parçalar sende duruyor diye. Hepsini buna geri tak. Hiç ben bundan şikayetçi değilim, ben seviyorum bunu. Hiç değiştirmeye de niyetim yok. Gayet memnunum ben. Kasayı fullemesini bekleyeyim mi? Çünkü, fulle baba. Çünkü diğer biçerdekilerin hepsini alır mı almaz mı bilmiyorum. Oğlum bu kasa 60 bin lan. Evet. Sen 40 bin aldın. Yani diğer biçeri de alır. Biz bunu götür almaz. Bırak şeye ya. Bas fabrikaya baba. İşte çalışıyor, ondan dolayı diyorum. İki turda bir çak fabrikaya gitsin ama ne uğraşıyorsun abi ya? İki biçerde bir götürüyor mu diyorum işte ben de. Orası da olsun. Ondan sonra malı mülkü olduğu gibi silaha basacaksın zaten. Hı? Ya hasta bunun... Belki de bilmiyorum, grafik ayarlarını yaptık, yaptım ama ne yaptığımı hatırlamıyorum. Açmadığım şeyler de olabilir. Bu ne la falan deyip bıraktığım. Bu o kadar dediğin yüksek seviyede çıkarsa benim bu makine onu oynamaz. Bana bir 120... Allah 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 Allah! Yatıracaksın malı. Asıl asıl yatırıyorduk valla. Resetleyince hepsi gidiyor, biliyorsun değil mi? Evet. Öyle bir ekran kartı almak isterim tabii ama işlemci kaldırır. Kolay kolay sıkıntı yaratmaz da. GPU'da sıkıntı yaşarız. 4090 gibi bir şeyi de ben kusura bakma da motosiklet parasına ekran kartı almam. GT6 çıksın anlarsın gerek var mı? Göreceksin. Onlar var ya, yapacak onu. Çünkü Rockstar'ın Nvidia ile anlaşması var, ben söyleyeyim sana. Ekran kartı sattırmak için oyunu gücünü yüksek yapabilirler. 3060'tan selamun aleyküm derse oyun görürsün. Medium. Ultra'ya geldiğinde 4090 isteyecek. Ben de diyeceğim ki oynamıyor. AMD tarafındaki ekran kartlarına falan o HD serileri var ya, yeni çıkanlar. Kütük gibi ekran kartı yapmış herif. Ulan 24 GB ekran kartı yapmış ayı. AMD manyak oğlum. Ya, ekran kartının ısı problemi çözersin abi. Yapmak isteyen yapar. Şu bilgisayarın içinde bir işlemci var. Kimse kullanmak istemez. FX. Hem de 8 çekirdekli olanı. 200 TPH. Biz soğutamadık. Su soğutucuya da aldık. Normalde stok fanla çalışıyordu. Stok fanda start çalışmıyordu ki. Stok fanla çalışmıyordu. Play'e bas. Makine çalıştı. YouTube'da video izliyor. 15 dakika. 87 derece şak kapatıyor. Çift fanlı radyatör sıvı soğutma var işlemcinin üstünde orada. Soğutması kolay abi. Alıyorsun abi bloğu, takıyorsun ekran kartına, bağlıyorsun radyatörü, hiçbir sıkıntın kalmıyor. Cayır cayır çalışıyor, hem de bunlardan 100 kat daha iyi çalışıyor. Çünkü sıvı soğutma da ısınamıyor. 50 derece geçemiyor garibim. Ya ben bu bilgisayara, bu bilgisayarın hem üstüne 3 fan hem önüne 3 fan takılabiliyor o kasanın. Stok fan çalışıyorum ben. Ben o kasaya şu an hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü şu anki sıkıntı yaratmıyor, yani çalışmada bir problem yaşamıyor. Ama yarın örnek veriyorum, işlemci ki benim anakartım i7'yi yemiyor. i5'in üstüne yemez yani. i5 olarak versiyon güncelliği gerek yok. Ryzen 5'in üstünü yemiyor. BIOS istiyor. Ryzen 7'yi okutmam için BIOS yapmam lazım makineye. Bunu BIOS güncellemesine Ryzen 7'ye geçirdim diyelim. Çok mısır üretmeye başladı. Sök üstteki stok fanları, üçlüyü, böyle kanka Rampage'den alıyorsun böyle 3 fanlı böyle 240 mm böyle alt şeyi gibi radyatörü, yapıştırıyorsun. Biz Serkan'a böyle gıcırt diye oturturuz oraya, bunu taktığımız gibi.
şeyleri var. Şey prizma tipleri mi diyorsun? Yüksek tipli. Güzel güzel. Onları işte şey için yaptı. Hava soğutma stok sistemden biraz daha iyi çalışsın diyen Ryzen 7 kullanıcıları için yaptı. Ama bağlantı noktaları aynı olduğu için buna da uyuyor. Takarım abi radyatör işlemcinin üstüne. Alırım abi sıvı soğutma uyumlu ekran kartını böyle baba hem de AMD. Serkan'la beraber üstteki bloğu söker. Bunu takarız. Ön panele de çakarız radyatörü. Üstten ayrı. O makine 800 watt oğlum, ona ne soksam yer. İşte şunu taktık da işte kardeşim 750 watt anca kurtardı falan. Tamam. Peak'te 800 watt yiyen bir power'ım var benim. Peak'te 850 watt'a kadar yiyor benim power'ım. Yani 790 watt'a kadar bana mısın demez. Hadron. Hadron. Kanka biz o power'ı kaç senesinde aldıydık ya? Şunun ekran kartını değiştiğimiz yıl almıştık değil mi alttaki eski kasanın? Evet. Ben bir tane ekran kartı aldım. 4 GB'lık bir tane ekran kartı aldım. Biraz voltajı güçlüydü. Bir de ben bir ara çok artist yükledim. Kasaya bastım böyle bir tuğla gibi dizdim artistleri. Abi bak 600 wattlar işte 500 wattlarla baktım bu 800 wattın fiyatı ucuz. Dedim boktandır ama çalışır evet. Aldım. Sapladım. 5 senelik kaç? 4 sene oldu. Sanmıyorum. Hadron'da bir bokun sertifikası yoktur. Ama o bilgisayarda bu işi yapıyor. O bilgisayara taktığımız aletin adli hesabı yok oğlum. Çift ekran güç, şu an çift ekran görüntü besliyorum. Ekran kartının kapasitesi, ekran kartı hayvan gibi abanıyor ona. Tarayıcı çalışıyor. Bu çalışıyor. Bu bağlı çalışmasa bile onun üzerinde bir ses kartı var. O çalışmak mecbur yani. USB'ye çalışır. O da işlemciye biniyor sürekli. 400 bilmem kaç kilobit ses işler. Sürekli durmadan çalışır. Sesi çeviriyor sürekli. Covert ediyor o makine. MP3 format çalışmaz benim sistemlerim. Komple OG ya da şey çalışıyor. WAV çalışıyor. Cehir cehir megabayt işliyor o alet. Yani power'a yapıyor şu an. İçinde 4 tane SSD disk var onun. Şimdi overclock'a girmem gerek yok. Yetiyor niye gireyim ki? Zaten benim sistem overclock bir tek işlemci kaldırıyor. Ekran kartı overclock'lu değil. Düz. 5600X mi 5600'ün düzü mü öyle bir şey. 5. nesil 5600. 5600'ün X modeli miydi onu hatırlamıyorum ama. 5600 düzse iyi. Şey var mı? Turbozu var mı? Turbolu. Tabii 5600. Turbo boost'a geçiyor. Soğutabilirsen tabii. Ben onu vatandan almıştım. Bana dedi, bizim arkadaş da vatanda çalışıyor. Onu dedim bu ne biçim işlem? Abi dedi radyatörü tak ona turboda çalışsın dedi. Dedim turbo soğuyunca mı çalışıyor lan dedi. Belirli bir derecenin altına inersen dedi turboya biner işlemci yüklenemeye başlar kendine dedi. O ısındığı için yüklenmez kendine dedi. Soğut onu dedi binsin dedi. Abi 5 küsur gigahertz'e çıkıyor. Yüke bindiği zaman. Oğlum ben bununla mining yaptım lan. CPU mining'e soktum denemek için işlemciyi. Bir abanıyor. Ya CPU mining'e çaktım makineyi, açtım görev yöneticisine. %100'e bir çaktı işlemciyi. Kaç derece çıktı? Yani belirli bir süre bekledim. Böyle yak 2-3 saat falan hiç dokunmadım. Devam. 2-3 saat sonra işlemci 87 derece stabilde kaldı. Ne yukarı gidiyor ne aşağı. Ama bir şey var. 4.9 GHz. Yani ön bellek mön bellek ne varsa dibine vurdu. Ve o 5 GHz'e yaklaştıkça benim ısı 88, 89. Durdurdum dedim ki demek ki 240'lık radyatörü çaksam dibine girecek. Yok. Max'ta 70 daha yukarı çıkmaz. Şu makine 200 wattla çalışıyor. Şunun işlemcisi 200 wattla çalışıyor abi.
O 125 wattla çalışıyor. E işte bunun içindeki 200 wattla çalışıyor işte. AM3 Plus. Bu menet su soğutucuyu takmazsan çalışmıyor bile lan. Şu an kasaya dokun alev atıyor. Dışı. Kasa ısınıyor, kasa dışı ısınıyor. Öyle bir ısı yani. Tabii ki bu makineler bu şekilde ısı yapınca biz ne yapıyoruz? Açmadı göt. Sonra bunu neydi bu sıcaktan mı? Soğuğu al çocuğum. Kapatıyoruz. Buraya geri koyuyoruz. İşte biz onu bilmiyorduk. Ama ben bu işlemci kaç para aldım biliyor musun? Sıfır aldım ben bunu. Pandemide. 2019'da. Ben bu işlemciyi 175 liraya aldım sıfır kutusunda. Pandemide mi aldın? Eyüp Sultan'a gittim dümdüz. Yasak yokken 175 liraya işlemciyi aldım. İnternete girdim. 625 liraya da fanlı sıvı sokmayı aldım. Aynı güçte herhangi bir işlemci almaya kalksaydım 2500 liradan başlıyordu. Ben 1000 küsür liraya Intel tarafında da AMD tarafında da 2000 liraya yakındı fiyatları. E abi ben bu makineye şey işlemci AM3 Plus ama oğlum alet 8 mekanik çekirdekten oluşuyor. Yani şimdi şöyle bakacaksın. AM3 dediğin aleti hafife alıyorsun ama 4.4 aşırı ısınıyor. Yani şu oyunu aynı performansla oynar. İçindeki ekran kartonu ikili aynı. İki tane RX 570 var bende. 4 GB. 580 alacaktım da gerek yok. Gerek yok abi. Cyberpunk mı oynayacağım anasını satayım? Ya ben bir oyuna tutup o parayı zaten beni vursam vermem. Veremem. Oğlum Cyberpunk iyi para. Bu mu? Şu anki piyasası biraz pahalı olabilir. Uzun zamandır bakmıyorum ama ben bu ekran kartını alırken buna 7000 lira verdim. Asus'un o. Dual fan. Yoksa biliyorsun 570'leri Axel Maxel var. Mesela bunun içindeki şey. Yok. Asus'a 7000 lira verdim. Anakartla ikisine 7000 lira verdim. Aynı anda aldım. Anakart çok pahalı değildi. Yanlış hatırlamıyorsam 5000 liraya yakın bir para verdim ona. Asus'un olduğu için dual. Pandemi... Ben bu bilgisayarı ne zaman kurdum lan? 2 sene oldu 2022'de. Mu? 2022'de. Bir senedir yayın yapıyor o makine. 5000 liraya yakın bir para işte. Takside böldüm faizle 5000 liraya mı ne geldi? Bunun içindeki de 5 RX 570 chipset ama Excel. Axle yaz var ya. Driverları doğru düzgün yayınlanmayan bok ekran kartı dedikleri 570 tam onun yaptığı performansı veriyor. Ama yazılımsal olarak eğer oyunun yazılımında yazılımı çok üst seviyede çıkarsa jort bu çalıştırmaz. Ama RX 570 AMD chipset. Ha ben AMD chipseti kullanmak zorunda mı değilim. Ama şöyle bir şey var. Asus'la birlikte AMD çok uyumlu çalışıyor. Hiç yormuyor yani. Olabilir. Ama şöyle bir sıkıntı var. O ekran kartıyla bunun arasında 3500 lira fiyat farkı var. D. Bilerek almıyorum ikinci elini. Şunu hiçbir zaman unutma. Gaming ekran kartlarının ikinci elini sakın güvenme. Ethereum'dan çıkmıştır görürsün tahtanı. 10.000 kere fanı sökülüp macun yapmıştır. Biz alacaktık. Oğlum biz sana alacaktık. Ben toplayacaktım sana. Bu adamla. Burada toplayacaktım ben sana. Bunun gibi bir şey. İşlemciden korkmam ikinci elleme. İşlemci bozulmaz abi. Ama RAM'e de hiçbir şey olmaz. Kütük gibi RAM'de çalışır. Ama
Anakartta da bir halt olmaz. Temiz kullanmışsa hiçbir sıkıntı olmaz. Ama ekran kartını mining'den çıkmışına denk gelirsen perişan eder seni abi. Yani mazotu bitiyor la bunun. Oyun oynamaktan başka bir şey yapmayan bir herif denk getirmen lazım. İkinci el kasayı satın almaya kalktığın zaman hesaplıyorsun. Ben toplasam daha ucuza getiriyor. Benim çok kelepir Fiera Ryzen 5 bulamayacağımı kim garanti etti? Belki ben gerçekten yuh lan bu fiyata nasıl denk getirdin diyeceğim. Fiyatta Ryzen 5 bulacağım ikinci el. Bulabilirsin. Sahibinden.com'da ne çıkacağı belli olmaz oğlum. İyi. Bitene kadar devam abi. Bitene kadar devam. Şimdi bak mesela o konfigürasyonda sıkıntı şu. Hard disk ne kadar? RAM ne kadar? Yani bak o bilgisayarda DDR4 tek parçada 16 GB RAM var. 4 tane de slot var. 3 tane daha takabiliyor mining'den. 64 GB'a yükselebiliyor yani. Hayvani bir RAM gücüne sahip olabiliyor. Şu arkamda gördüğün ısı kalorifer var ya. 20 GB RAM var onda. Herhalde bu kullandığı yayın programı öyle basit bir program. 3. DDR3 1666 MHz. Onun anakartı MSI. FX990 Gaming Board. Onunki B450 Asus. O alttaki ekran kartı, kasa var ya siyah, eski tip olan. Bir ara diyordu ya, bu World of Tanks falan, Full Conan'da oynuyoruz falan işte, o hurda dediğim kasayla oynuyorduk biz onları. Hem de sana gönderdiğim 2 GB'lik ekran kartıyla. Bunu oynuyordu ha. Düşük grafik ayarlarında oynuyordu bu oyunu. Sorunsuz oynuyordu ekran kartıyla. Hala da oynar. Oğlum benim şu laptop bile cayacayla oynuyordum. NVIDIA şey var onda, 732 GB modeli var. Sana gönderdiğim ekran kartının aynısı var o laptopun içinde. B450 olması lazım. 4 slot var, RAM slot. 2 tane M.2 slotu var. 6 tane de SATA var. 550 de olabilir. B'li bir şey. Ve bir de çift ekran kartı. İlla buradan bilinecek bu niye? Dual ekran kartı girişi var. Crossfire. Crossfire onun ekran kartı. Yani iki tane Crossfire ekran kartını bağladığım zaman çatır çatır. Yani iki tane 2060'ın içinden geçebiliyor. Daha power yemiyor. Onu yapmam için 1500 watt power atmam lazım o makineye. Ya şöyle söyleyeyim, ona 1500 watt power koyabiliriz ya tabii dediğim gibi ama şunla en elektriği yakar. Ya sıkıntı nereden çıkıyor biliyor musun? Şimdi biz burayı biliyorsun, ben bu evi aldığım zaman bu odanın bütün her şeyini bu adamla yaptım ben. Bizim elektrik hattının üstünden biz şeyleri geçerken kabloları bir aldık, gördü bu. Serkan dedi ki ya dedi abi biz buna yükleneceğiz de taşıyacak mı dedi. Yükledik bu kadar malzemeyi, şimdi fark etti ki kablolar ıkınıyor. Ama o duvarın altından geçen kabloyu hazırlamam için bütün malzemeyi sökmem lazım. Eğer biz bu hattı değiştirmeye elektrik hattını yeniden yapmaya kalkarsak malzemenin üstünden ya da yerden geçireceğiz kanalla. Kalın kabloyla yeniden hat çekersem sigorta da. Abi o süngeri sök, yap, ağzımıza tükürür, bizi mahveder bizi burada. Bunun kendi yapıştırıcısını bulmak çok zor. Baliyle de yapışmıyor. Böyle bekliyorsun. Kendi yapıştırıcısı aslında bali gibi kokuyordu lan bunun yapıştırıcısı da. Değil mi? Ama çok hızlı kuruyor. Biz burada bir teneke 5 kilo. Kapağı açtık bunu. Kapılar kapalı. Soğuk kışın da oğlum. Kışın.
Hiç akıl edemedik o tenekeden sızan koku bize. Bir çıktık dışarıya, ikimizin surat kıpkırmızı. Soğuk yerde elektrikli soba, elektrikli soba mı çıktı yerde? Şey bir vardı, tane varil vardı da. Soğuk. Benim bir pantolonum gitti, iki kazağım gitti, yapıştırıcı oldu. Benim kafaya yapıştırıcı yapıştı, kafayı bire vurduk. Çok sıvı, çok akıyor. Öyle bir şey ki sürüyoruz. Koyduğumuz yerde kalıyor. Oynatamıyoruz. Lan ya ne oldu lan falan, gitti geçmiş olsun. Neyi söküyor? Süngeri parçalıyor, gelmiyor. Bak bu odayı söktüğümü varsayalım. Ben bir yere taşındım. Oraya kuracağız diyelim Sekoyla sıfırdan. Hem de süper düzenli. Giren böyle oha falan diyecek hale getireceğiz dedik. Bu süngerin 1/4 kaybı var sökerken. Yanlış mı hesapladım? Evet. %25 kayıp olacak sökerken. Yırtılacak. Yok biz onu sökerken ısıtıp sökeriz bunu. Gerçi onun da gerek kalmaz. Bunların altında strafor var ya. Biz strafor koyduğumuz için çektiğimiz zaman straforu parçalayarak sökeceğiz bunları. Straforlara at gitsin. Sonra elimize falçata alacağız iki tane. Oturacağız. Straforların kalan yerine böyle çırt çırt ince ince. Hani süngeri çok parçalamadan hani kurtaralım oradan da. Yapacağız el yani. Ondan sonra da koyacağız malı. Bakacağız buraya 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 ne kadar eksik kaldı, bu kadar eksik kaldı. Gideceğiz abi nerede satılıyorsa. Abi diyeceğiz, bize diyeceğiz kargola gönder şu kadar lazım. Payacağız parayı. Bir daha ilaç da alacağız mecbur. Bir teneke. Ama bu sefer iki kişi yapmayacağız. Biz bunu yaparken sen çok küçüktün çocuğum. Daha ortaokula gidiyordun, sen bebektin. Seni sana üzüldük, yapamayız dedik. Şimdi kazık olduğuna göre... Değil mi kardeş? Seni de alacağız o zaman. Matkaplar, duvar delmeler, masa şeyini ayarlama, vida atma, sökme, takma. Sen buradan geçen kabloyu görsen... Ya takılma, biz acayip kopuyoruz bunu yerlere. Bizim ilk yapacağımız şey söyleyeyim sana. İlk yapacağımız şey, bir uzatma kablosu çekip referans kolonları aktif benim. Amfiye ihtiyaçları yok, kendi amfileri var. Şurada küçük bir miksere bağlayıp, hatta buna bağlayıp, çünkü bu mikserin bir güzelliği var. USB'ye müzikleri yüklediğinde bu mikser USB'den direkt çalabiliyor. Yani o özellik umurumda değildi de işte yanında bonus gelmiş oldu. Çakacağız abi DJ miksere takar gibi USB'ye. Seko. Buradan sesi vereceğiz. 4 tane hoparlör burada dup da dup da dup da dup da. Zaten o tenekenin yanında o moda gelecek. Çok sesli. Ya şöyle söyleyeyim. Ya Sakan, teneke onunla bir alakası yok da. Bizim BD1000 kulaklığı bunun kafaya koyalım biz bir ara. Aynısı var ya ben. Sattıydın. Satılmadı, duruyor evde, iptal ettim satışını. Ama bendeki amfi yok sende. Kulaklığı normal bir bilgisayardan yok ya, gerek yok. Kulaklık amfisinden takıp verelim. Sağ olsun çocuğum. Yok canım. Sana şeyi açacağım, en güzel müziği açacağım. Aydın Aydınoğlu. Son sesi. Glop. Glop. Water soul. Hem de kuküne kadar açacağım sesini. İçin, için, su için. Bak, benim okulda çocuklarla böyle yapıyorum ben. Şıp. Ortaokulda 100 çocuk aynı bunu. Su sesi. Çocuk böyle yapıyorum ben. Duruyorum ben, söylüyorum durmuyorum. Çocuklar böyle bir için, için, su için. Müdür böyle yapıyor. Ne oluyor ya dedi. Dedim gençler, flaş belleğe verdim, açın tahtayı dedim, gösterin öğretmeninize. Şarkıyı açtılar, müdür böyle yapıyor. Hocam, bu ne ya? Ya dedim hocam, ders, çalış, arada gülmeyek mi? Arada gülek dedim ya. La 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 sakine, niye gittin düğüne?
Gel beraber kaçalım. Bak gidiyor makine. Şu anda ekranda gidiyor bak. Abin sürüyor. Fırki yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu arsadan %53 aldık. %54 falan alacağız. Kıç kadar dediğiniz arsaya bak. Güya küçüktü değil mi? Bu küçük. Tabii. Bu küçük bu. Beş. Şincik. Sanırsam üç tanesi bitti. Doğru muyum? Evet. Yeşil traktör nerede çalışıyor bu arada? Yeşil traktör? Biçer. Şeyde, üçlü tarlada. He, en uçta. Ha. Benim tek merak ettiğim şey bu tarladan ne kadar çıkacaktı? Cevabımı aldım. Çatışma çıktı, kaçın. Ben cevabımı aldım bu tarladan. Yağın kumandası şey yapmak lazım. Kumandayla şey yapıp sabitleyebiliyorsun. Da kumandayı nereye soktum onu bilmiyorum. Koydum bir yere bulamıyorum. Çıkar bir yerden. Bak o gördüğün yer hiçbir şey ha. O oraya attım bir daha. Onlar hiçbir şey. Oraya bir, iki, iki. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi Fırki? Kasa fullendi. 60 ton götürüyorum. Ya ver ha buradan gitsin ya. Bunu vereceğim lan zaten. Şöyle söyleyeyim. İçerim oraya vereceğim. Yanlış hatırlamıyorsun. Tabii iki cihaz daha gelecek. Müzik işleri için. Boydan boya fulleyecek orası. Korktum lan. Adamın aklını alırım aklını. 63 abone donmuş bu. Aboneyim abone. Mikrofonların ayarı, o hoparlörün ayarını dengeledim ben. Oradan gelen sesi mikrofon çok fısıltı gibi duyuyor. Onu da yayında duyamazsın çünkü ben yayına oyunun sesini içten basıyorum zaten. Teknoloji öyle. Kıçımız donmasın. İklimlendirme. Yazın biz burada Serkan'la bir yayına girelim dedik. Şöyle 12 saat. Klimayı arada bir kapatsak mı dedi Serkan. Bir kapattım. 1,5 dakika sonra abi aç. Burası ne oluyor biliyor musun? Bu oda. Hamam yalan olur. Cehennem. 60 derecenin üstüne çıkıyor. Odamız. Burada kayıt yaparken. Geçen yaz da aynısı oldu. Şu mikrofonu açtığımız zaman. Müzikle ilgili bir kayıt yaptığım takdirde şöyle bir durum var. Kapıyı kapatacağım bir. Cam kapanacak iki. Oradaki fan duracak. O kapanacak. Bütün ses girişlerini kapatman lazım ama mikrofon çok fena. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Ta ana caddeden gelen sesi alıyor. Öyle bir mikrofonum. Yani sen şarkıyı söylerken de araya girmemesi için mecburen o kayıt alırken kapatıyorsun. Kapatınca da ne oluyor? Bu yoktu. Adam anasını diyeyim caddede şey havalı korna taktırmış Şahin'e. Kornaya bile gerek yok. Şey geliyor. Bizim Nuri Alçalı müziği var. Geliyor. Dır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 
caddede bağırır. O ses çekiyor. Burada klima yoktu. Biz bununla burada var ya. Hiçbir şey yok üstümüzde ya. Hiçbir şey yok üstümüzde artık. O seviyedeyiz. Bir şey kaldı. Don atletle oturuyorduk. Donla kaldık burada. Abi şu ana kadar 103 ton atmışız. Donu sıktık yani, anladın mı artık? Donu sıktık o kadar. Şş. 103 ton atmışız. Hala iki tarla var. Ya alnımızdan falan burnumuzdan damlıyordu. Bu sandalyeden bir kalkıyor şu sandalyeden. Sandalyede Serkan'ın izi var. Şimdi yani abi en son dedi ki şimdi bu kadar da arttırdık sistemi. Abi o da var. Bunları da arttırınca dedik ki yani tamam kayıtta tek bilgisayar ama
Yayın sistemine girdiğinde 3-4 bilgisayar mümkün değil dedik. Duramayız. Bırak durmayı. Ya sistem çalışmaz. Cihazlar çalışmaz. Kendini soğutamayacak. Odanın içindeki hava sıcak. Neyle üfleyecek bilgisayarın içine soğuk hava yok ki. Alev atar makineler hepsi kapatır arızaya girer. Suyu soğutmayacağım orada işe. Radyatörü soğutması lazım. Bir şey lazım, bir şey lazım dedi. En son Terkan dedim bana dedi. Yok klimadan başka çıkarı yok, mecbur klima. Aa mecbur klima ya, kaçarı yok yani. İşe de. Bu nasıl bir şey biliyor musun sen? Daha çalışmadı bile. Dışarısı 37-38 derece olduğu gün biz Serkan'la buradayız. Pazar günü hiç unutmuyorum, beraberiz burada. Öğleye, hatta cumartesi bende kaldıydı. Sabah kalktık, bir şeyler yedik, sistemi çalıştırdık, video çekeceğiz. Başladık. Dışarıda öğle güneşi var. O öğle güneşi benim şu cephe var ya, bu camın olduğu cephe, olduğu gibi buraya vuruyor. Sabah saat 10'da o köşeden bir koyuyor. 4'e kadar bu benim bu cepheyi, duvarı ısıtıyor. Kaldırımdaki o kaynar sıcak benim camda yani. Bunu bir çalıştırdık. 18.50'ye aldım bunu. Dediği lafı söyleyeyim mi? Abi 23'e 24'e mi çıkarsak bir tarafımız dondu. Biz bununla bir şey denedik. Bir gün denedik. Gece yadacağız. Bunu 18'e aldım, koydum. Kapıyı açtım. Bizimkiler yok. Sabah bir kalktık bununla. Her tarafımız tutulmuş. Serkan ben tutuldum galiba. Abi benim domuzum tutulmuş galiba. Bütün ev. Tek başına. İçerisi nasıl biliyor musun? Bildiğin kutup kutbu. Bayağı bildiğin mezbahanın buzdolabına dönmüştü yani. Ya bu çok eski bir makine bu. Bu sıfır değil, bu benim değil oğlum. Ben bunu ikinci el aldım. Ve ben bu makineyi kaç paraya aldım Serkan? Kaç aldın? 5000 liraya mı ne aldın motoru falan? Kurulum daha iyi aldım para. İkinci. Arçelik yine öyle marka, öyle bir şey. Şıkır şıkır da çalışıyor vallahi. Bak Yakup, burası 3 tarla işte. Evet. Tarlanın şeyde klimanın çalışmasında hiçbir sorun olmadığı gibi performansı bayağı iyi. Sadece Serkan haritaya galiba... bak 3 tane. Kral. Bizim şey vakti geliyor ya. Kapak fikresini temizleyeceğiz. Demişti ya klimacı. Oğlum onu oraya açacağız, çıkaracağız, yıkayacağız, kuruyacak, geri takacağız. Geri takacağız. O kolay lan. Havalar ateş ısısına gelmeden onu halledeceğiz. O kolay. Çünkü yazın çok çalışıyor, çok çalışınca şey kışın fazla çalışmadığı için toz yapıyor, toz birikiyor içine. Bu sefer toz üflüyor içeriye. Sen pazar günü evdeysen onu yaparız biz. Herhalde sistem ateş şey sistem ısı yapana kadar kurur o. Kurur her türlü. Gerçi bu odaya sokarsak her türlü kurur sıcaktan. Oğlum burada öyle bir ısı oluyor ki enstrümanların telleri falan gidiyor. Geriliyor sıcaktan. Tabii canım biz burada duruyoruz, oturuyorsak bağlamanın telinde boing tık atıyor falan. Ama çok elektrik faturası. İşte bu sistemi kurduğumdan beri, o aleti kullanmaya başladığımdan beri 600 kağıdın altına inmedi. %80'i doldurmuş burası. Bir okula başladım, şimdi burayı çok çalıştırmıyorum diye düştü şimdi 400 TL'ye de. Yazın yine gacırt indi bilet board. Çünkü ben doktorun vermiş olduğu antrenman ve gereklilikler dışında full çekimdeyim. Çatır çatır. Bu... Greenbox aydınlamak için pil sistemli bir ışık kullanıyoruz. Pillerin de ömrü bitiyor. Pillerin ömrü bittikten sonra onları da trafoya bağlayacağım. Hiç bitmeyecek pilleri. Sonsuz, yardır. Sıkıntı şurada. Bu kadar tesisatı şebeke elektriğinde bir sıkıntı yaşar, koruyabilir miyiz diye bir hesap yaptık. Buraya yetecek kaba güçte bir UPS'e bizim paramız yetmiyor. Yaklaşık olarak 100 cc'lik bir scooter motor fiyatı istiyorlar. UPS'lere ya işte 60-70 bin lira falan. Aküleri hariç. 0, 60 bin lira. 58 bin lira mıydı o bulduğumuz? Akü yok içinde. Bir de ona akü alacağım. Kaç tane alacağım?
Yuvaları var içinde, akü yuvaları hazır. Kaç tane akü alıyor acaba? Tabii. Amperi beslemezse cihazları tutmaz. Elektrik gittiğinde. Yani elektrik kesildiğinde bu kadar aletin kapanması için bana zaman tanıması lazım. Yaklaşık olarak yarım saat kadar. Hepsi bir anda kapanmadı işte, bitti ya. Şak 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 kapat düğmelerine bastım, cihazın düğmelerini kapattım, sigortayı indirdim, UPS'de öğretip UPS'e bıraktım artık. Benim onu yapmam için bana fazla fazla zaman bırakacak ki riske girmeyeyim. E şimdi daha böyle bir cihaz almaya kalkıyorsun, 60 bin lira vereceğim, vereceğim de akü yok içinde. Sıçtık! Kaç tane akü alıyordu lan o makine, 15 tane mi, 20 tane mi? Hoca orada bir şey. 20 tane akü var, motosiklet aküsü gibi değil ha, daha büyük. Motosiklet aküsünden biraz daha büyükçe voltaj olarak biraz daha yüksek, amperi de biraz daha yüksek. Ya akülerine makülere 100 bin liraya falan geliyordu işte biz baktığımızda. Makineyi ikinci el alsam bile aküleri sıfır almak zorundasın. Oğlum kullanıldı akü, akü bitmiş olabilir, kendini bırakmış olabilir. Ya makineyi ikinci elden uygun fiyata alsam bile aküyü sıfır alacağım. Bir de UPS'e şebeke giriş çıkışlarını yaparken de usta yanaklardan bir güzel öpecek. UPS bağladığında yukarıdaki kaçak akıllarını iptal ediyorsun. Direkt şebekeden UPS'e giriyorsun. Zaten UPS'te sigorta sistemi var. UPS'ten dağıtıyorsun her şeyi. Yani UPS bitti mi buraya elektrik yok. Eğer bir sıkıntı olursa UPS gider. Pardon, yine aküler gider. Aküler gümler. Aküler bitiyor ki oğlum zaten. Akü dediğin şey son ömür şey ne derler? Aküs ömür ömrü bitmeyen bir şey değil ki. Ne kadar iyi akü alırsan Allah Serkan dünyanın parasını verdi, akü aldı. 30 sene çalışacak mı? Ben söyleyeyim sana. Suyunu sıksam 4 senede içine verecek. Verecek abi. Sonuçta sürekli şarj ediyorsun, boşalıyor. Şarj ediyorsun, boşalıyor. Sürekli şarj yiyor yani. Telefon bataryasını sürekli elektrikli tutarsan ne olur? Allah rahmet eylesin. Eğer içinde kesecek bir teknolojik bir küçük devreciği yoksa. Dolduğunda yeni nesil telefonu biliyorsun kesiyor. Takılı bile olsa almıyor elektriği. Aynı mantık. Aküye sürekli motoru her çalıştırdığınız abi, motor. Fulledi mi la? He. Kasada kaldı mı? Yok. Tarlada kaldı mı? Tarlada var canım. Daha o tarla var, bu tarla var, diğer tarlanın devamı var. E desene bir kasaya şey yani bir 40-50 ton da şeye koyacaksın. Süleyman'a. He. Silo'ya Süleyman diyor. Süleyman. Süleyman. Süleyman'da zaten 200 ton kadar arpa var. Tavuk besliyorsun. Gıdak, kıt 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 gıdak. Sen kar toroza benzedin lan senin sesin. Ha siktir lan. Kenarı. Lalesi. Biti. Yavuşa. Hangisinin biti olacağına sen karar ver. Yavuşa. Zurnası. Sıfatsız söylüyoruz ve anlaşabiliyoruz. Gayet iyiyiz yani. Ya reis. Biz buradaki işleri hazırlayıp bitirelim. Bunu halledelim. Onu da halledelim. Biz biliyorum katıla şey edelim bir bölümcük. Olur. Demir demiri parçalayacak. Serkan serverdakilerin içinden geçecek. Fena. Hep böyle diyorum, oyuna giriyoruz sonra bunun içinden geçiyorlar. Parçalıyorlar, ağzına tükürüyorlar böyle var ya, mermileri böyle ağzımıza. Word? Word. Word. Bakmak lazım. Sen öğrenme biliyor musun? Çok az. Allah bilanı vermeye. Al bir şey yap onu şuan sonra. Oğlum. Uçak işine bulaştırma bizi. Gemiyi zor çözdük. Uçak sarıyor ama.
yemeği çok... Ama sen kesin Val oynuyorsundur. Oland. O lolcu ya. Lol. La 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 la. Senin kendi bu tarz hesapların var mı? Var. Var. Yapıyor mu? Benim yaptığım işi yapıyor mu? Yeni yayına amele buldum Serkan. Valorant oynamak istiyorum da benim anakartta ya, benim sıkıntı şu. Ben senin o oynamayı sevdiğin FPS oyunların hiçbirini oynayamıyorum, beceremiyorum. Bak bana Need for Speed'i getir. Yani counter beceremiyorum abi, yapamıyorum. Ama bana getir NFS'i, üçünüzü yan yana koy, katlarım. Harbi hem de direksiyonla katlarım. Ne diyor lan Yakup? Ya bak, Serkan'la bizim akranımız tutar. Tabii farklı illerdeydik biz kardeşimle ama Samsun'da böyle bilgisayarın yoktu tabii. Senin yaşında, senden küçük yaşlarda bana tutup da bunu yapacak makineyi alırlar mı? Almazlar. Parası vardı babamın ama biliyor ne yapacağım. Oğlum senin gibiydim, ben seni anlıyorum oğlum. Emin ol seni en çok anlayan 30 küsur yaşında tanıdığın insanlardan biri olabilirim. Beni salsalardı senin gibi kalkmam başından. Kalkmam abi. Şimdi dolayısıyla almıyordum babamdan. Ben ne yapıyordum? İnternet kafe. Ama internet kafede ne kadar oynayabilirsin? Babanın sana verdiği harçlık kadar oynayabilirsin. Benim oraya gideceğimi bilen babam bana dünyanın parasını harçlık verir mi? Nah verir. Haftalık şu kadar, paran erken biterse gelme yanıma. Hadi bir günde internet kafede de gör haftanın kalan 6 günü ebenin. Ne yapacaksın okulda kantinde? Öğle yemeğin yok, bir şeyin yok. Aç kaldın, su bile alamazsın. Ki ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Şehrin en zengin tipleri geliyordu. Ulan normal meslek lisesindeki kantindeki su 50 kuruş. Aynı su bizim kantinde 2 lira. Dolayısıyla sıkar biraz. 5 gün boyunca paramı okulda kullanıyordum. Kalan kuruşlarla internet kafeye gidebiliyordum ancak cumartesi. O da onlardan kaçıp bisiklet süreceğim diyordum. İnternet kafeye gidiyordum, herkes kantırmadı. Ben oynayamıyorum ya. Ben arkadaşlarımla değil, tek gidiyordum. Need for Speed'e giriyordum. Var mı bir şey işte? LoL tarzıyla başlarsın diye. LoL tarzını zaten hiç oynayamıyorum. He? Beceremiyorum. Prince of Persia'yı kurduk, beceremedim, bu oynadım. Serkan dedim, bunun kamera açısına da sıçarım. Bunun dedim, tuş kombinasyonunda içinde ne lan bu dedim. Ben bunu oynayamam, otur oyna. Prince of Persia, ben oynayamadığım için Serkan dedi ki yayınlarda abi sen oynayacaksın, ben oynayamıyorum dedim. Ya beceremiyorum, elim oturmuyor oyuna. LoL tarzı oyunları açmakta sıkıntı yok. Kurarsın. Kendi serverına girersin. Ben zaten oynayamadığım için oyunu açmam. Oynayamıyorum oğlum. Girersin. Benim server istiyor, YouTube mu istiyorsun? Aa, TikTok var, YouTube var. Hangi serverse arkadaşların gelsin mi istiyorsun? Gel. Hepsi var. Tek sıkıntı bizde, biz Discord'a sesi gönderemiyoruz şu an mikrofon ama onu da yapacak teknolojimiz var. Yazın. Ama oyun içinde mikrofonlamada sıkıntı yaşarsın bende. Büyük sıkıntı. Ama şu var, Discord kullanırsan bu bilgisayar üzerinden her türlü şeyi yaparsın. Çünkü senin sesini de, oyunun sesini de basar direkt Discord'a. Yani girmek istiyorsan girip yaparsın. Mesela Valorant lan kursam da oynayamam. Ben de beceremiyim. Araba oyunlarını çok oynuyorum falan filan ya abi. NFS 2 çıktı işte böyle takılıyoruz falan. Samsun'da o zaman internet kapıcı para kazanacak ya. Counter turnuvası falan çok yapılırdı. Normal. Ne zaman geleceğiniz der.
Bu aleti öbür tarla bitti galiba. Bu tarla bitti. Aha, biri de burada. Aradan çıksın ikisini birden git. Yani şu da var. Yalan konuşmayacağım. O tarz oyunları becerebilsem oynardım. Bir ara şey oynuyordum ben, Lord of the Rings oynuyordum. Middle Earth. Çok eski. Bir tane daha bir çıkan var. Yok, benim oynadığım Middle Earth ilk çıkan versiyonu. Ben seviyordum onu. Age of'a benziyordu. Ben ortaokuldaydım lan. Age of'a benziyordu. Bayağı eğlenceli bir şeydi. Bayağı multi falan yardırıyorduk yani. Benim ilkokulda şey arkadaşım vardı. Bu Need for Speed muhabbetlerine de bu counter turnuvalar biz benim dönemde çok meşhur. İnternet kafeler bilerek yapardı para kazanmak için. O zaman NFS turnuvası, NFS Underground için de turnuva yaptı. Çünkü benim gibi oynayan tipler çok gidiyordu adamın mekanına. Abi ben bir giriyordum. Şimdi save dosyaları diprizden dolayı siliniyordu. Ben save dosyamı flash bellekle taşıyordum yanımda. Düşün. Save'i çakıyordum. Açıyordum oyunu. Herkes kendi şeyiyle oynayacak sonuçta save dosyasıyla. Ama benim Need for Speed Underground 2'mde açılmayan, görünmeyen gizli yer yok. Her yere çıktı. Bitirmiştim. Bütün modifikasyon ne istersen. Hepsi açık. Hadi kapışacağız. Hadi kapışalım. Underground 2'de benim favori arabam şeydi. Nissan 350Z. Benim Ford Mustang'di. 2'de yok ki. Var. Var lan, ne demek bu? Mesela şeyler. Ben Amerikan arabalarının Need for Speed Carbon çıkınca gördüm tadını. Ne eğlenceliydi ya. Ben şimdi Need for Speed ile ilgili bir proje yapacağım zaten. Oyun Steam'de yok. Ama ben onu bulurum. Her taraf hard disk anasını satayım. Sokarık bir yere. Şey oynadı onu. YouTube'da izlediğim yabancı oyuncu oynadı Azat. Azat oynadı. Beğenmedim. Need for Speed. Underground 2. Most Wanted. Carbon. Undercover. Undercover'dan sonra bozdu. Boku çıktı oyunu. Shift mid yaptı, sıçtı, bok etti oyunu. Yani o yeraltı zamazingosundan çıkarınca oyun sıkıcı bir haller geldi. Ben pist kafasında takılmak istesem Colin McRae'yi oynardım abi. Ne olduğunu biliyor musun? Rally. Seko biliyor. Ben şimdi mesela... Veya Blue. Aa, o da güzeldir. O da güzeldir. Eskidir ama güzeldir. Ben abi olsa çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü 3 yani, falan geldi. Belki kalkanın içine fırlattıysa. Her şeyin yeri ve zamanı var ya. Her şeyin... 1.6'yı online oynuyordum ben. Her şeyin bir şeyi vardır. Şimdi aga, iş zamanı, iş ders zamanı ders. Eğer bokunu çıkartırsan sonun bizim gibi olur, ben sana söyleyeyim. Bak adamın halini görüyorsun. 11 saat ağzına tükürüyorlar. Nasıl bir iş yaptığını da biliyorsun. Babanı da biliyorsun. Akşama kadar direksiyon salla, yük indir, yük kaldır. Aldıkları trilyon değil ikisinin de. Oğlum sen bana bakma abi, öğretmen oğlum. Benim maaşım ondan küçük. Abinden az maaş alıyorum ben. Özelde KPSS'den atama alamadığım için. Puanım var, atama atsınlar diye bekliyorum mesela. Belki gelir Diyarbakır, Hakkari, Makkari bir ihtimal. Bekliyoruz. Giderken bunu da alacağım. Bu adam tornacı abi. Her sanayide iş bulur bu herif. Ben sana bir söyleyeyim. Ben Diyarbakır gibi bir yere atanayım. Büyük bir şehre doğuda. Bak, büyük bir şehre atanayım. Bunu alacağım diye. Hem Seko gel burada diyeceğim var. Yap başvurunu gir. Ha? Oğlum bize AK ile girene biz kafayla gireriz. Benim canımı sıkmasınlar. Yemin ediyorum Osmanlı kılıcıyla dalarım. Hatta şey neydi lan o kılıcın adı? Japonların kullandığı adı neydi? Katana. Katana ile şeyini keserim valla. Katana ama otur ama. Hatta Serkan'a veririm katanayı, dedim tutuyorum abi kökten al.
Hepsini var ya. Hepsini ne derler? Şeriat usulü sünnet ederim. Toptan alırım ne varsa. Katanama, oturama. Kanamayı durdurmak için kompres falan da yok. Öyle duruyorsa dursun, durmuyorsa çok da umurumda. Çıkanlardan da sucuklu yapar yediririm. Oğlum ben doğuya gittikten sonra hiç umurumda değil, sıkıyorsa gelsinler. Ya ben... Daha yani, açılımlı konuşuruz da işte. Yani benim şimdi şöyle bir şeyim var. Ben ya atanmak yani yaptığım iş değişmeyecek. Ha özelde ha okulda. Belli oğlum müzik öğretmeni işte yani. Müfredatı belli, yaptığı şey belli. Ya yani, da maaş çok değişiyor işte. Çarpı 2,5. Bugün aldığımın çarpı 2,5. Devlet şu anda yeni başlayan taze gelin dediği adama 36 bin lira maaş veriyor. O da böyle Fethiye gibi bir yerdeyse, huzurlu, rahat bir yerdeyse, benim dediğim yerlere gidersen yıpranma payı geliyor maaş üstüne. Bir de öğretmen eksiğinden dolayı fazladan ders verdikleri için ek ders geliyor. Tuttuğun nöbet fazla olduğu için ona da ek ders geliyor. Bölgede zaten öğretmen olmadığına göre zaten bağlama gitar öğretecek hırt da yoktur. Halk eğitimden bir kurs açıyorsun, hop bir maaş da oradan geliyor. Senin maaş oldu 50 kağıt. Peki Allah'ın dağında o parayı nereye harcayacağım? Van Çaldıran ilçesi Güldiken köyü. Yani nerede harcayacağım o parayı ben? Çaldıran'da nerede harcayacağım o parayı abi? Yani market diye en gideceğin en lüks market BİM lan. Yani 50 bin de nerede harcayacağım? BİM ner, ne BİM'i lan? Var var BİM var. Köy bakkalı. Köye gitmeyeceğiz. Köyde, köyde zaten okul köy okulu. E köyde zaten kiralık ev yok. Mecbur ilçede kalacaksın. İlçede zaten lüks market BİM. Ha. Rengini değiştiriyor ama 101 oluyor. Abi köyden tulum peyniri geldi veren mi falan. E, kira, yakıt, ısınma yakıtı, elektrik, su, internet, telefon faturası, bir de araban varsa arabanın para, yakıtı. Bu başka ne masrafın var? Hiçbir şeyin yok. Maaş 50 bin lira, harcadığın 20 bin lira. Her ay 30 bin lira kenarda. Girdiğin yerde 4 sene kalmak zorundasın. Sevsen de sevmesen de. Benim ilk 10 ayın sonunda 300 bin lira param var bankada. Niye birikti? E yiyemiyor ki. O yüzden birikti. E ben girdiğimi 5 sene kalacağım orada tayin almak için. Ha, doldu bu. Güldiken köyünden tayin almak için. Güldiken köyünden tayin alacağım Çaldıran ilçe merkeze. 3 sene 4 sene de oradayım. Abi 38 artan. 39 ton artan. E iyi, iyi güzel atmış ama. Ya. E şimdi bak şimdi diyorum ya atandığım zaman olacakları düşünsene. 5 sene oradan vurdun. E 3 sene de ekstra ilçede kaldım vurdum 8. Oradan Van merkeze geleceğim. Hala daha. En son Van'dan kendi toprağımı tayin istedim. Ya da İstanbul'a. Ya Karadeniz'e geçerim ya da buraya gelirim. E abi lan o zamana kadar benim yaş zaten 50 olacak. Bankadaki biriken para da 3 milyon. Ben o kadar parayla kalkıp da Ordu gibi ya da ne bileyim Sinop gibi bir yere gidersem zenginim. Net zenginim. Ve o zaman işte Honda Africa Twin gibi bir motora binerim işte. O zaman işte gidip kendime şöyle baba bir Ford Mondeo falan ne bileyim. Mercedes, Audi, Audi bir şey, Volkswagen falan çekerim altıma yani. Oğlum benim öğretmen arkadaş var Samsun'da. Herifin altında Ford Mondeo var. D segment, lüks segment olarak geçen Ford'un bir modeli. Yok lan Tofaş hala lüks değil. O hala gaz yağı tenekesi. Abi şimdi
Siyah. Ama Passat lüks segment. D ama segment. Artık Passat'ın sıfırı Türkiye'de yok. Yok, getiriyorlar. Siparişle geliyor. Siparişle, o çekti diye biliyorum da ben. Hayır hayır, şöyle. İnternetten sipariş verirsen yolluyor kargoyla. Koca araba iş shipping yapıyor herif. Elektrikli lan. Gaza bastım mı egzoz sesi yok, sıçarım öyle arabaya. Uzaylı arabası gibi. Bunlar başar ya. Bitmiş mi lan o? Zaten benim hedefimdeki arabalar Japon da param yetmiyor. Fakirlik işte. Ama ben yavaş yavaş kendi ses şeylerimi, yani mesleğimle ilgili bazı malzemeleri toplamaya başladım. Yakındır benim düğün işine girmem. Çok para var. Ya bizim, benim bir arkadaş şey yapıyor. Neydi o ya? Bu düğünlerdeki o süsler, arka planlar, bilmem neler. Nişanlara böyle süs büs veriyor. 4000 lira lan. 4000 lira. Götürüyor süsleri, kuruyor. Organizasyonu yapıyor, parayı alıyor, malzemesini de alıyor, gidiyor. Ne yaptı? Hamallık. Ben de o kafayı. Sistemi koy. Bana ne? Para gelsin. Onunla yapacağım lan. Ne ork çalacağım? DJ mikseriyle halledeceğiz işi. Kral uğraşma daha ya. Döndükten sonra bırak yani. Uğraşmıyor muyuz zaten? Ne? Mikser mi? Şey mi diyor, ortayı mı diyor? Sadece orta DJ, Behringer DJX700. Çalışıyor mu ki o? Çalışıyordur lan. Ebesininkini görmüş olabilir durduğu yerde. Olabilir. Bir bakımları yapılsa çalışır ya. Valla ben bu bozuk makine bozuluyor, kullanıyorum hala ama yarın parayı koyup da DJ masası almaya niyetlendim mi ben? Evde kullanıyorum öyle, sağa sola çok götürmüyorum. Ya Pioneer alacağım ya da Denon alacağım. Denon alma abi, alacaksın payları. Artık ne denk gelirse canımı sıkma, Numark alırım ha. Veririm beni laptop gibi. Sen uğraşırsın. Yok, sen uğraşacaksın, ben değil. Ne ben uğraşacağım? Sen çalışacaksın. Seni çalıştıracağım. Çalış çalış, para para yok. Aynını kardeşine de yapacağım. Para yok. Şimdi hoparlörleri taşıtacağım, para vermeyeceğim. Evet. Ben ilk başladığımda ses sistemleri için öyle olmuştum. Dur lan, buraya da döneyim. Eşek gibi çalışıyordum, para almıyordum. Sonra bir anda nasıl olduysa kaşam 3500 liraya çıktı. 3 yıl içinde. Sağ olun leş kargaları. Bitmedi mi bu iş ya? Ben kalk kalk demiyorum ki oğlum. Yaptım bir işi. Unutmuştur. Eninde sonunda hatırlıyor. Hadi gülüm yandan, yandan, yandan. Biz korkmayız ondan, bundan. İzin aldım bey babamdan. Torpilliyiz jandarmadan. Ya kol bastığınız şey, sözleri tuhaf tuhaf sözler yazıp söylüyorlar ya. Pencereden at beni,
İn aşağı kız, tut beni. Şeyi biliyor mu? Blok klasiklerini. Neyi? Blok klasikleri. Bilo'yu bilmez miyim ya? Haydi Ahmet'im dın dın, denize gidelim dın dın, bu sene de donla yüzelim. Ya şey çok komik. Şu Kolbastı'nın bu versiyonlarını yapıyorlar ama millet bayağı törende, düğünde, miyinde o versiyon açıp oynuyor. Hopçek, öyle hopçek. Gülesim geldi, öyle gülesim geldi, haydi gıdıkla beni. Asmadan gel, asmadan, asmadan fistan giyer basmadan. Valla vardır bir. Kore'ye mi çıkıyor? Acaba hangi koro? Abi ne yaptıklarını bilmiyorsun ki. Bir şey, Milli Eğitim'in yaptığı projelerden biri de olabilir. Bizim okulda kendine koro kurmaya kalktı. Koroyu bir tek ben kurdum. Öğretmenler öğrencileri organize edemeyip yetiştiremediler. Ha. Yandaş koro. Sıkıyorsa İzmir Marşı okusunlar da göreyim şeylerini, büzüklerini. Bu mu senin müzik öğretmen? Beyoğlu Klasik Türk Müziği Derneği. Musiki cemiyetinde bu ya. Enstrüman çalıyor mu senin öğretmenin? Evet. Ne çalıyor biliyor musun? Piyano. Piyano çalıyor. Kendisi Türk sanat musikisiyle haşır neşir. O cemiyetlerde Türk sanat musikisi yapıyorlar. Ben de Türk halk musikisiyle uğraşıyorum. Değil mi kardeşim? Bizde bozlak var, bağlama var, bağrı yanık Anadolu genci var. Bir de gıçın üstünde duramayan Karadenizli var. Ana bırakıp yanıyor. Diğer enstrümanları da çalabiliyor. Ya benimki de yan flüt. Ama ben yan flüt elime aldığım zaman hiç beklemedik şeyler çalıyorum. Aa yan flüt abi çok güzel enstrüman, çok güzel soft şarkılar çalınıyor diyorlar. Ben Ankara'nın bağları çalıyorum aletle. Ve millet böyle yapıyor. Nasıl yaptın lan onu? Ya nasıl yani falan. Aa, tam olarak böyle. Gayet de güzel. Şebnem Ferah falan çalıyordum ya. Rock çalıyorum, pop çalıyorum. Rock nasıl çalıyor? Ya flütle her şey çalınır. Çalmayı bilen adam çalar aga. Aferin. Çalmasını bildikten sonra çalıyorsun. Mesela enstrümanını tanımakla ilgili bir şey. Kullandığın enstrümanı tanıyorsan her şeyi çalarsın. Bitti mi? Hocam. Ne diyoruz? Bye bye happiness. Hadi gidin hepiniz. Bir ara ne ara toplanırız ne ederiz bilmiyoruz. Allah büyüktür. Bir onu. Evet sevgili dostlar. Bir yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bye bye hepiniz. Bir de şunu koyalım. Sonra bir de bunu koyalım. Ondan sonra bunu da buraya koyduk mu onu oradan çıkar. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize cici bakın. Ne diyelim? Artık ona da bir zahmet yapın. Yani. Beklerik. Hadi görüşürük.